Efendim anlatmaya çalışacağız. Belki de ikna edeceğiz. Belki de sorularımızın tam anlamıyla karşılık bulmayacağı cevaplar alacağız başkanımızdan. Ama amacımız Rize'nin geleceğine ilişkin katkı sağlayıcı bir program sağlamak. Muhammed Kaçar arkadaşımız bu akşam bizimle olan meslektaşlarımızın bir tanesi. Demirören Haber Ajansı Bölge Müdürü. Hoş geldin Muhammed programımıza. Muhittin Sandıkçı, Anadolu Ajansı Rize Temsilcisi. Hoş geldin Muhittin programımıza. Sağ olun. Ve Hasan Fehmi Demir, İhlas Haber Ajansı Rize Temsilcisi. Hoş geldin Hasan, sen de programımıza. Başkanım, bu kadro aslında Rize'deki bütün çalışmaları yakın zamandır, hatta orta ölçekli zaman diliminden itibaren takip ediyoruz. Bizler uzun yıllarda, az önce konuştuk, Dolgu'daki o barakaların yıkılmasının haberlerini yaparak bugünler aslında hazırlandık. Büyük bir değişimi bizzat görüyoruz. Bu değişimin daha iyi olması için hep beraber, hepimiz Rizeliyiz, bu anlamda çaba sarf ediyoruz. Sizin bakışınızla bir kez daha bu akşam dinleyeceğiz Rize'yi ama ben ters bir başlangıç yapayım bu akşam müsaadenizle. Rami Başkanımızla başlamadan önce değerli meslektaşlarımdan çok kısa birer cümleyle Rami Metin Başkanlığı'nda Rize Belediyesi ile ilgili görüşlerini alayım. Muhammed Kaçar'a başlayalım. Muhammed, nasıl bir süreç Rami Metin Başkanlığı Rize Belediyesi için? Evet, çeyrek asırdır bu kente gazetecilik yaptım. Son 4,5 yıldır da Trabzon'da ajansın bölge müdürünü yürütüyorum. Tabii memleketimiz, buradan kopma şansımız yok. Dolayısıyla buradaki arkadaşlarımızla Rize'deki gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz. Sosyal medya hesaplarımızda Rize'li dostlarımız var. Dolayısıyla buradaki bütün gelişmelere vakıfız. Şunu aslında teslim ederek başlamam gerekiyor. Trabzon'dan 11 ile bakıyoruz. Yani Sinop, Çorum'dan, Amasya'dan Artvin'e kadar 128 ilçede yine arkadaşlarımızla bölgenin nabzını tutuyoruz. Hakikaten geniş bir coğrafya. Dolayısıyla bölgede çok önemli bürokratlar, bakanlık yapmış isimler bugün belediye başkanlığı yapıyor Trabzon, Ordu ve Samsun gibi kentlerde. Yine Amasya ve Çorum'da da değerli belediye başkanları var. Dolayısıyla bütün kentleri ve belediyelerin çalışmalarını da bir yandan takip ediyoruz. Şimdi Rize'de hakikaten büyük bir dönüşüm var. Gittiğim yerlerde Rize'li olduğumu söylediğim zaman hakikaten onlar da bu gelişmeleri buradan takip ediyorlar. 2000 yılların başıydı. Hatta 2002'li yılların başıydı. Az önce konusu oldu. Pazar yerinin yıkımları vardı bu sayede, hatırlıyoruz. Evet. Ajansa yeni başladığım yıllar. 2004'lerde. Doğru, tabii pardon. 2004 düzelteyim. Halil Bakıcı'nın seçildiği dönem. AK Parti iktidarıyla tabii karıştırdık o tarihi. Hakikaten orada büyük mücadeleler verildi. Günlerce, aylarca orada mücadeleler oldu. Kaldırmak istediğimiz 3-5 pazar tezgahıydı aslında. Şimdi bugün gelindiği noktada hakikaten koca bir alan yıkılıyor. Yani ben uzun bir süre gelememiştim. Görüntülerden biliyorum. Geldiğimde ben bile şaşırdım. Arkadaşlarımız getiriyoruz falan, görmek istiyorlar hakikaten. Öyle de bir durum oldu. Trabzon'dan dostlarımız bir görelim ne oluyor, bu Rize'den görüntüler falan hakikaten gerçek mi? Patır patır binalar yıkılıyor. Gittiğimiz her yerde hakikaten gözlerin Rize'de olduğunu görebiliyoruz. Bir değişim, dönüşüm cidden yaşanıyor. Birçok belediye başkanının gözü burada. Evet, önemli çalışmalar yapan belediye başkanlarımız var. Ama teslim edelim, bu dönemde hakikaten Rize'de belediyecilik anlamda ciddi bir değişim ve dönüşüm var. Biz de buna tanık oluyoruz. Bu anlamda bu şehirde doğmuş, yaşamış, büyümüş, bugünlere gelmiş birisi olarak geçmiş yönetimde emeği geçenlere ve başkanımıza teşekkür ederim. Eksiklikler, aksaklıklar olabilir. Bunlar tabii nihayetinde bir düzene girecektir. Evet. Bunu teslim etmiş olayım. Peki Muhittin Sandıkçı, bakalım senin gözünde Rahmetin Başkanlığı'ndaki belediyenin çalışmaları ne durumda? Nasıl evet, bir teşekkür ediyorum Hasan'cığım. Şimdi biz de 2000 yılından bu yana Rize'de gazetecilik yapıyoruz. Tabii Muhammed kardeşimin de dediği gibi 2004 yılında Rus Pazarı diye adlandırılan bölge yıkılırken orada verilen mücadeleler, insanların yıkılmaması için yaptığı eylemleri göz önüne aldığımızda bugün şehrin çevresinin değişmesini düşündüğümüz zaman hakikaten son 20 yılda Rize'de ciddi bir değişim, dönüşüm var. Her dönem konuşulan kentsel dönüşüm çalışmaları Rize için önemliydi. Burada aslında Sayın Başkan'a bütün insanların şu anlamda teşekkür etmesi lazım. Eksikleri ve artıları tartışmaktan ziyade orada yaşanabilecek bir içerisinde insanların bulunduğu andaki yıkım karşısında burada kentin yaşayacağı acı çok büyüktü. Bunu nasıl gördük? Yıkımlar başladığı zaman binaların yarım saat içerisinde devrilmesinde gördük. Aslında bunu şöyle adlandırabiliriz. Dün İstanbul'da bir bina yıkıldı. Gece insanlara binayı boşaltmaları söylendi ve sabah boşaltıldı. Eğer pandemi olmasaydı önünde sent pazarı kuruluyordu ve ciddi manada Allah göstermesin ölümlerin olacağı bir olay. Şimdi orada Sayın Başkan bir direnç ortaya koydu ve Ankara'da da
ciddi manada görüşmeler yaptı. Rize'nin oradaki iş insanlarının mağdur olmaması, kiracıların mağdur olmaması. Tabii burada bazen insanların fedakarlık yapması gerekiyor. Onu ilerleyen dakikalarda konuşacağız. Ben de tersten bakayım olaya. Sayın Halil Bakırcı'nın Rize'ye doğal gazı getirmesi nasıl farklı bir çevre, farklı bir şehir kültürü oluşturduysa, Sayın Başkan'ın da kentsel dönüşümü gelecek yıllarda Rize'nin tarihi kitaplarında ciddi manada yerini alacak. Bu anlamda kendisine teşekkür ederim. Şöyle de bir avantajı var başkanın. Yani işin açıkçası hakikaten Rize'de A'dan Z'ye kadar bütün siyasi konjektürün ortak akıl olarak sahiplendiği bir isim. O manada da şehir için ciddi avantaj başkan şu anda. Evet. Hasan Fehmi Demir, bakalım senin bakışın nasıl? Tabii benim yaşım gereği çok eskiyi hatırlamıyorum ben. Kendisini abilerim de söylediği gibi, büyüklerim de söylediği gibi kendisi tabii ortadan bir enkazı kaldırmış durumda şu anda ve sessiz ve sedasız oldu bu biraz da. Bu çok sevindirici bir şey. Bir önceki dönemlere baktığımız zaman eleştiriler, biz daha büyük eleştiriler bekliyorduk aslında ama hiçbir eleştiri olmaması da bizi sevindirdi. Ben farklı bir boyuta değinmek istiyorum. Rize bir sahil kasabası ve Rize gerçek anlamda denizden kopmuş durumdaydı. Ortada bir ucube vardı bir diyelim, bir yol vardı, viyadük vardı ve insanlar resmen denizden koparılmıştı. Şimdi bakmış olduğumuz zaman yeni bir proje var, sahil projesi. Ben kendisine sadece bu konu hakkında teşekkür edeyim şimdilik. Çünkü insanları denizde buluşturacak bir proje olacak bu. Dediğim gibi bu da çok sessiz sedasız oldu. Beklendiği gibi eleştirilere, çok ağır eleştirilere kurban olmadı. Kendisi zaten Rize'yi tanıyan biri olduğu için, Rizelileri de anlayan biri. O yüzden çalışmalarını sürdürüyor. Kendisine başarılar diliyorum. Sayın Başkan, sanırım ekstra bir sorumluluk yüklüyor bu arkadaşlarımızın ifade tabii etmiş oldukları yorumların tamamını belki de şehrin büyük bölümünde duyabiliyoruz. En azından şu anda ciddi anlamda size karşı bir güven söz konusu ve artarak ilerleyen bir güven söz konusu. Hep şunu söylerdim ben, düşünürdüm. Sayın Tayyip Erdoğan'ın, Sayın Cumhurbaşkanımızın Rize'ye olan tutkusunu, Rize'ye olan sevgisini hep biliyoruz. O sevginin aslında merkezdeki iyi koordinasyonuyla beraber bu şehrin çok daha uzun yıllar önce bu problemleri çözmüş olması ile ilgili benim bir görüşüm var. İlk defa bu anlamda bu birliktelik sağlandı diye düşünüyorum. Bu birliktelik, bu beraber düşünme, beraber çalışma pozisyonu Rize'deki bugün tarihi projelerin devreye girmesini sağladı. Tabii bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın varlığı çok büyük etken. Belediye başkanlığından önce şehrin her noktasını bilen bir isimdiniz. Eğitimci yanınız var. Tabii ki sosyolojiyle, felsefeyle ilgileniyor olmanız da şehrin bireysel anlamda vatandaş profilini çok daha iyi analiz etmenizi sağlayan bir durum bu. Bir avantaj sizin için. Belediye başkanlığına hazırlanmaya başladığınız dönemde neydi kafanızdaki belediye başkanlığı formülü? Rize için nasıl bir tablo çizmiştiniz? Ya ben öncelikle arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum hüsniyetleri için. Onlar 2000 yıllardan başladı sahile. Ben 80'lere kadar inebiliyorum. 90'lara sahilde pazarlardan önce güzel bir iskele metelerin tam karşısında o bir durdu 90'lara kadar. Diğer aşağıdaki normal iskelemizde de balık tutuyorduk o zaman çocukluk yıllarımızda vesaire. Tabii daha öncekinde kitaplardan okuyarak biliyoruz. Rize'de doğduk, büyüdük. Rize'yi belediye başkanı sıfatıyla değil, aslında bir vatandaş olarak da her köşesini bilmek, belki daha önceki il genel meclis başkanlığı dönemindeki birçok STK'daki görevlerimizde, işte il genel Rize ilinde üniversite geliştirme derneğini, daha öncesinde üniversite mezunlar RUDER diye derneğimizin döneminde de aslında 20'li yaşlardan itibaren hep sorgulayan Rize'ye ne yapılabilir? İşte ben hatırlıyorum şu anda 94'te ve 96'da belediye başkanlarımıza Rize'ye ne yapacaksınız diye soru sorup da moderatörlüğünü yapmışlığımız vardı o dönemlerde. Aslında ilgi biraz da oradan geliyordu. Ama ben seçilmeden önceki süreçte arkadaşlarımız da biliyordur bir kılavuz falan hazırlamadık. Yani bunları o zaman da hazırlayabilirdik belki. Ama benim kendi düşüncemde ben o yaşa kadarki insanlar beni tanımalarına oy vermelerini istiyordum. O günkü yaşa kadar
Rize için ne düşünmüş, ne yapmış ve hatta bana olan güvene oy verilmesi lazım. Yoksa hazırladığınız broşürlerle şunları yapacağım, edeceğimden ziyade o güne kadar ki, ama o saatten sonra, kazandıktan sonra da Rize için biriktirdiklerimizi nasıl yapabiliriz ile ilgili arkadaşlarımızla yola çıktık. Burada eğer bir başarı varsa 2 yıllık bir süreçte, hakikaten bu öncelikle belediyedeki benim takım arkadaşlarımın bir başarısıdır. Başkan yardımcılarımın, idari müdürlerimizin bir başarısıdır. Rize Belediyesi her ne kadar 1868'e kadar bir tarihi süreç uzanıyorsa da ama özellikle son yıllarda kurumsallık anlamında ciddi müdürlükleri olan ve bir bilgi birikimi olan bir belediye. Bu varlığın üzerine gelip siz bir şeyler yapıyorsunuz. Encümenlerinizle, yeni seçtiğiniz belediye meclis üyeleriyle beraber ve başkan yardımcılarıyla. Bunun ötesinde bir de şu var, belki arkadaşlar soracaklardır veyahut da dikkat etmişsinizdir. Yani belki de son 20 yılın en istikrarlı ve homojen, birbiriyle diyaloğu iyi olan bir yönetim anlayışı da var. Gerek il yönetimi, gerek milletvekillerimizle olan diyaloglarımızla beraber her şeyi yapıyoruz. Gerek benim Ankara'ya gidişlerimde, gerek buradaki çalışmalarımızda, bölge müdürleriyle olan diyaloglarımızda, gerek il başkanı ve il yöneticileri ve milletvekillerimiz. Hep beraber her şeyi benim bildiğimi, onlar da biliyor, onların bildiğini biz de biliyoruz şekliyle bir güzel diyalog var. Çünkü derdimizin şu olduğunu anladık. Belki biraz zaman aldı ama derdimiz Rize. Rize'ye bir şey katabilmek. Onun için ben her platformda, her STK'ya gidince, muhtarlarla toplantılara gidince çok rahatım, huzurluyum. Ki kafamızın arkasında hiç ikinci bir plan olmadığı için, bütün hepsi ortada olduğu için her türlü soruya en samimiyet bir şekilde cevap verebileceğizdir. Bazen o sorunun arka planında niye öyle olmadı, niye o kadarı oldu, niye şu kadarı tamamlanmadığının bizde çok mantıklı gerekçeleri vardır. Bunlar bazen maddidir, bazen zamandır, bazen belki bilgi eksikliğidir, ihmalkarlıktır vesaire. O öz eleştiriyi de yapabilmemiz lazım. Bizi bunlar doğru yola getirecektir zaten. Onun için güzel bir süreç devam ediyor. Rize ile ilgili bizim hayallerimiz çok fazla. Ben hani şöyle diyorum, nasıl ki biz 1800'lü yıllarda ta Abdülmecit döneminde çizilen bir Ovid tüneli hayalini 150 küsür sene sonra vücut buldurduysak, yahut da 30-40 senedir konuşulan Rize'ye de bir üniversite hayalini 2006'da vücut bulduysak, veyahut işte efendim havaalanını ben 1994 yılında festivalle ilgili bir yazı yazmıştım Rize'de yapılacaklar diye. O zaman bunlar vardı. Havaalanını hayal bile etmemiştik, yazmamıştık oraya. O zaman Karadeniz sahil yolunu konuşuyorduk, bir tıp fakültesi konuşuyorduk, üniversiteyi konuşuyorduk ve Ovid konuşuyorduk. Ama havaalanı da var ve şimdi lojistik de var vesaire. Artırabileceğimiz birçok şey var. Şimdi şunu söylüyorum. Biz ve bizi izleyenler veyahut da bugün 20'li 30'lu yaşında olan gençlerin bir hedefi de şu olması lazım. Benim 10 yıl sonra, 20 yıl sonra, 50 yıl sonra Rize'ye yapılabilecek projeksiyonları yazıp çizmesi, hayal etmesi lazım ki evet, Rize'nin önü, geleceği de açılabilsin. Bu kesin önemli evet, bir nokta. Mesela 1996'da ben başladım haberciliğe. 97'de yoğunlaştı bu anlamda. O zamanlar yol çukurlarını, işte atıyorum su bastı, hastanede doktor yok, ondan haber yapardık. Hatta 97'lere konuştuklarımız hala 2010'lu yıllara konuşmaya devam ediyor olmakla ilgili tabii, sistemlerimiz vardı. Şükür bugün yeni yeni işler konuşuyoruz. Muhammed Kaçar'a devam edelim. Evet, aslında bu soracağım soruyu başkanımız biraz yüzeysel geçti. Aslında bu yüzeysel konuşacak bir konu değil bana göre. Tabii buraya gelmeden önce bu canlı yayın teklifini aldıktan sonra hem Rize'deki arkadaşlarımıza hem de bölgedeki arkadaşlarımıza, başkanın geldi ilk günden beri yaptığı açıklamaları şöyle bir hatırlayalım diye bir araştırma yaptırdık. Sosyal medya hesaplarına ve internet sitelerine düşen haberlerin altındaki vatandaş yorumları vesaire. Bunlar aslında konuşmamız gerektiğini söyledim ama bana göre aslında ilk konuşulması gereken konu bu. Şudur, başkanımız da buna kısaca değindi. Şimdi Rize'de AK Parti iktidarı döneminde 4 yerel seçim geçirdik. En yüksek oyu Sayın Başkan tabii aldı ve Rize'de yaşayan, yani seçildiği dönemden öncesinde de Rize'de yaşayan bir belediye başkanı oldu. AK Parti iktidarı döneminde böyle oldu. 46, %47, 67, en son %73 oy. Hakikaten bu tabii Cumhurbaşkanı memleketi vesaire olmasının tabii da etkisi var ama işte 46'dan başlayan 73'e çıkan bir süreç. Bu önemli bir süreçtir. Kaldı ki bir önceki dönemle ilgili de yerel yöneticilik anlamında AK Parti'ye yapılmış eleştirilerde olmasına rağmen. Şimdi Sayın Başkan geldiği ilk gün şöyle bir basın toplantısında şu cümleyi kullandınız. Bizim bir sınavımız meclis üyeleriyle sadece değil,
Rize'de STK'lar, Rizeliler ve Rize'yi hep birlikte yöneteceğiz. İşimiz kolay değil, zor da değil. Evet. Şimdi Rize'de şöyle bir zorluk vardı geçmiş dönemde. Milletvekilleriyle, il başkanlarıyla, işte bürokrasiyle bir uyumsuzluk söz konusu olduğu dönemler oldu. Ya küskünlükler olduğu dönemler de oldu hatta. Hı hı. Buradan siz veya sizden önceki belediye başkanları Ankara'ya tek başına gidip bakanlıkların kapısını çalma durumunda kaldı. Ama şimdi gelinen süreçte Rize'de gördüğümüz bu durum hakikaten sevindirici Rize adına. Örneğin sürekli bakanlarla bir fotoğrafınız geliyor. Çevre Şehircilik Bakanı, işte Tarım Bakanı, farklı farklı bakanlıklarla bir takım imzalar atılıyor. Sonra bunların kentte yansımalarını da görebiliyoruz. Ya bu uyum bu projelerin gerçekleşmesinde nasıl bir katkı sağlıyor? Hakikaten vekillerle, siyaset il başkanıyla, hatta bürokrasiyle bu dengeyi nasıl kurdunuz? Geçmişteki o küskünlükler, bir takım kırgınlıklar tam olarak aşıldı anladığım kadarıyla. Tabii. Bunlar projede nasıl yansıyor? Bunu biraz daha açmamız lazım çünkü geçmişte bununla ilgili ciddi sıkıntılar yaşamıştık. Teşekkür ediyorum Muhammed Bey. Hakikaten önemli bir nokta. Aslında bu Türkiye için de çok önemli bir nokta. Yani bazen diyorlar ki bir şehirde bir ilerleme varsa, bir şehirde güzellikler varsa hiç içerisine girmeden şunu anlayın ki orada bir uyum vardır. Belediye başkanıyla, valisiyle, vekilleriyle, siyasi il temsilcileriyle vesaire bir akort var orada ki o güzelliklere yansıyor. Çünkü bu tür işler sinerjiyle oluyor. Yani ben bazen diyorum ki, başka bir yere geçeceğim, bazen diyorum ki Allah unutmayı çok büyük bir rahmet olarak insanlara vermiş. Bazen öyle acımasız eleştiriler oluyor ki o eleştirileri iyi ki unutuyoruz. O eleştirilerle beraber kalkıp Ankara'da şunu bunu yapayım, Rize için şunu yapayım diye herhalde haliniz kalmaz. Empati yaptığınız zaman sizin için de geçerli. Ama birbirimize güzel şeyler söylediğimiz zaman, Muhammed Bey bugün ne kadar güzel bir çalışma yaptınız, yazınızı çok beğendim Muhittin Bey diyebiliyorsanız, Çay TV hakikaten uluslararası anlamda çok güzel projeleri imza attı diyebiliyorsak, inanın ki o insanların daha büyük şevkle çalışmasına, ertesi günü daha büyük bir enerjiyle çalışmasına vesile kılıyoruz. Bu bir motivasyondur, sinerjidir. Şimdi bizim geldiğimizden itibaren gerek şu andaki vekillerimizi, yani ben biliyorsunuz partiye yabancı biri değilim. Parti kurulduğundan beri var olan, işte 2004'ten beri İGMS başkanlığıyla beraber var olan biriyiz. Şu anda herkes kendi işini yapıyor. Herkes kendi işini yaptığı zaman aslında hiçbir sıkıntı da olacağı yok zaten, olmaz da. Bir de iyi niyet var. Samimi Rize'de bir şey yapılacağı noktasında. Belki ben çok paylaşan biriyim şu anlamda. Ya projeleri paylaşan biriyim. Ben bir yere oturduğum zaman hemen onu anlatıyorum ilgili arkadaşlarımıza. Vekillerimizle paylaşıyoruz, il başkanımızla paylaşıyoruz falan. Onlardan o elektriği aldığımız zaman beraber hareket ediyoruz. Ve o zaman sadece olaya odaklaşıyoruz. Rize'ye bir şey daha kazandıralım diye. Belki bu uyum. Bir de bunu ben hep isteyen biriydim yıllarca. Yani bu uyumun olmasını. Ama bu tek taraflı olan bir uyum değil, çok taraflı. Bugün şu anda bizim ilimizin valisi de bu noktada çok pozitif enerji veriyor hepimize. Vekillerimiz de dediğimiz gibi tecrübeli iki tane bakanlık yapmış vekilimiz var. Diğer taraftan çok önemli bir şey, Rize'de yaşamış, doğmuş bir vekilimiz var. Hep böyle özlüyoruz, ediyoruz bu şehirden olsun diye. Ve bu şehrin içerisinden herhangi alanda, bu şehrin içinden çıkarırsak kişileri, yetişmişleri, ve problemleri onun önüne bırakırsak bunları çözebileceğini de göstermiş oluyor. Benim şöyle bir sorumluluğum da var. Hem eğitimci olduğumdan dolayı birçok öğrencinin takip ettiği biri belki olmam hasabıyla, hem de Rize'de doğmuş, yaşamış biri olarak üzerime bir sorumluluk var. Ben başarılı olmak zorundayım. Eğer ben başarılı olursam benden sonraki gençler de diyecekler ki bak, biz başarılı oluyoruz. Rami Hoca başarılı oldu. Ben de başarılı olacağım diyerek onların da önünü açma vebali veyahut da kapama vebaliyle karşı karşıyayım diye bu sorumluluğu da üzerime hissediyorum. Eğitimci olmanın getirmiş olduğu bir temiz sayfa var. Bu şeyde doğup yaşayanlar da başarabilir. Onun ispatı olması lazım. Bir temiz sayfa var geçmişimizde. Şimdi o temiz sayfanın sorumluluğu daha fazla omuzlarımızda hissediyoruz. İnsanlar bize iltifat ettiği zaman, takdirde bulunduğu zaman bu bana daha çok stres veriyor. Daha iyi olmak zorundayız diye. Ama inşallah Rize'nin birçok problemini belki açıldıkça gündem gelecek. Yani 20-30 yıl sonra belki gündeme gelecek işleri bile şu anda kurcalıyoruz. Şu anda Rize'nin, bakın, sadece kentsel dönüşüm değil, 20-30 tane noktasında bugün de şantiyemiz var Muhammed Bey. Yarın da olacak. Cumartesi, pazar, pazartesi, salıya kadar çalışacak bütün ekipler. Sadece çarşamba, perşembe yok.
Evet. Bu arada şunu hemen söyleyeyim, örnek denk düştüğü için. Mesela bu akşam biz programımızı Çaykur'un Çayla adlandırdığı bölümden yapıyoruz. Ziraat Bahçesi'nde yapıyoruz. Genel Müdür Bey'e programla ilgili işte hava soğuk olduğu için kapalı bir mekan olsun dedik. Madem dışarı yapmakla ilgili bir arzumuz vardı. Dayanışmanın yansımasıyla ilgili anlatıyorum bunu. Burada program çok keyifli olsun diye her şeyi planladılar. Yani sanki kendi programları varmışçasına. Çaykur Erniş Bey geldi. Çay işte ikram vesaire ortam hazırlandı. Yani belediye başkanının programı, gazetecinin programı keyifli olsun anlamında onlar da sorumluluk üstlendiler. Dayanışmaya tabii bir örnek olduğu için. Çaykur'la biz kardeş kuruluşuz. Yani işte enerjide 10 bin ton kuru çay çöp çay alacağız. Ondan buralarda bazı çalışmalarını beraber yürütüyoruz. Şimdi buralarda çok güzel çalışmalar yapacağız. Beraber yapacağız. Dayanışma. Çaykur kanımız. Burada bu arada kanımız. Hasan Bey, ben de söyleyeyim, hepimiz aşı olduğumuz için pandemi sürecinde bu kadar kapalı mekanda yakın oturduğumuzu. Evet, şurası açık. Arka taraf açık, onu da hatırlatmış olalım. Yanlış. Şimdi tabii başkanımız değindi aslında. Yani hem bu topraklarda doğmuş, bu topraklarda büyümüş olmak avantajın yanında büyük dezavantaj getiriyor insanlar. Çünkü çoğu insan tanıyorsunuz. Ve o insanlar sizin gözünüze baktığı zaman onun ne hissettiğini, ne istediğini algılıyorsunuz. Ben başkanımız da seçilmeden önce aday olacağı zaman şöyle bir sohbetimiz vardı. Bilmem hatırlıyor musun? Sayın Başkan demiştim, %38 adaysınız. Bana demişti ki ya o çok yüksek bir oran. Sonrasında nitekim hakka, çünkü bazı şeylerin ihtiyaç olduğu kendini gösteriyor. Hissedebiliyorsunuz neyin ihtiyaç olduğunu. Ve o dönemde daha bu süreçte bile, adaylığı döneminde bile hep tek başına dolaştı. Tek başına girişti bu işin içerisine. Kentsel dönüşüm, trafik, bu şehrin hep konuşulan sorunlarından bir tanesi. Ben başkanıma şunu söylemek istiyorum. İki dönem hem Halil Bey hem Reşat Başkanımız görev yaparken bir anlamda çalışma arkadaşlarıyla alakalı da dışarıdan geldikleri için tercihler de zannedersem zorlandı. Evet. Şimdi Muhittin Aydın Bilsel gibi bir isim var yanınızda hakikaten. Ve ben en az sizin yükünüzü %30-40-50 hafiflettiğini düşünüyorum. Çünkü Aydın Bey sahada çalışıyor. Keza Kemal Bey'ini, Ahmet Bey geldi yanınıza. Bu çalışma arkadaşlarınızı seçmek, Rize'nin sorunlarını, tespitini sizin için kolaylaştırdı mı? Size neler doğurdu işin açıkçası? Çok teşekkür ediyorum. Yani müthiş yani tabii ki. Aydın Bey bütün yani bizim makine parkı, fen işleri, işte su kanalizasyon vesaire Aydın Bey'e bağlı. Yine Kemal Bey yıllardır bir tecrübesi var, yöneticilik tecrübesi. Bir de burada şu önemli, yaptığınız işin tecrübesi başka bir şeydir. Yöneticiliğe ait tecrübe başka bir şeydir. Eğer yöneticiliğe ait bir tecrübeniz varsa hiç ilgisiz bir alana da koydukları zaman sizi en iyi insanlar bulursunuz ve orada başarılı olursunuz. Vefi Koç'u ben birebir canlı olarak 90'lı yıllarda üniversitede okurdan gelmişti. Dinlemiştim. 90 küsur yaşındaydı o zaman. Demişti ki ben çok şey yapmadım holding kurarken. Sadece hangi sektörde hangi işi yapacaksam o şehirde ve o ülkede onun en iyisi kimse iki katı para verip onu işin başına getirdim. O yaptı diyor. Ben yapmadım vesaire. Şimdi yöneticilikte tabii ki bizim Aydın Bey endüstri mühendisi, yöneticilik mühendisi demektir endüstri mühendisi. Kemal Bey hakeza işte temizlikle ilgili, bakın şu anda her akşam bir mahalle yolları yıkanıyor. Yani bu bir kez yapıldı, iki kez yapıldı, dezenfaktan döneminde yapıldı değil. Sürekli bu akşam 3-5 mahallede program vardır, oralar yıkanıyordur, yarın başka yerler. Zabıtayla ilgili yapılan işte yeni çalışmalar, buralarda çok eksiklerimiz de vardır. Fakat işte Ahmet Bey'in daha önceden belediyecilik fen işleri müdürlüğü yapmış olması, bir inşaat mühendisi olarak bize özellikle kentsel dönüşümde katkı sunması, Mustafa Arıcı arkadaşımızın yıllardır belediyede emektar olması ve mevzuata çok iyi hakim olması, yine Mehmet Yoldaş arkadaşımızın mali hizmetlerde çalışmaları, tüm bunlar ve artı bunların altında çalışan 21 tane müdürümüz. Bu müdürlerimizle beraber sahadayız. Ve biz geldikten sonra bütün arkadaşlarımızla sahadayız. Ve 8-5 mesai işleyecek şekilde sahadayız. Kenarda adam kalmış, yok şu gelmemiş, şu gelmiyordu, böyle bir şey olmayacak dedik. Ve o günden beri de bu pandemi biraz bizi sendeledi. Çünkü 60 yaş üstü kronik hastalar vesaire, o şeyi kaybettik biraz. Ama
Herkes mesaisinde sabahtan akşama kadar yoğun bir şekilde çalışıyor. Cumartesi, pazar harıl harıl personelimizi ve taşeron firmalarımızı çalıştırıyoruz. Bu ahenk az önce dediğiniz gibi o yönetim kadrosuyla geliyor. Ben hep daha iyi insanlarla çalışmak istedim. Yani benim hiç öyle bir şeyimiz yoktur. Yani bu çok iyi çalışır da bilmem şu mu olur mu? Yeter ki olsun, şehre faydası olsun. Daha iyi arkadaşlar bulabilsem, daha iyi arkadaşlarla, daha teknik donanımlı insanlar bulursak, personel olarak ben bugüne kadar bir kişi almadım. Ama daha iyi personel bulursak dışarıdan her türlü şekilde alırız. Yeter ki Rize faydası olsun. Biz bir iki gün sonra mesela bugün Samsun'a gideceğiz. Çevre bitkileriyle ilgili diyorum ki artık bu Rize'de yeşil ağaç görmek değil de ya bir de turuncu ağaç, kırmızı ağaç, mavi ağaç bir bunlar mı var? Ben eskiden Erzurum'da okurken üniversiteyi derdim ki Erzurumlu arkadaşlarıma gelin Rize'ye de kavaktan başka ağaç, kargadan başka kuş da tanıyın diye espri yapardım onlara. Ya şimdi Rize'ye bakıyorum da dünyanın ağaçlarını görünce etrafta dedim bizde bir kızıl ağaç, kestane, hadi bir de çınar diyoruz, gürgen diyoruz. Ondan bazı bizde de yok. Oysa ki o kadar rengarenk ağaç işleri var ki bir iki gün sonra Şan'la gideceğiz. Bütün şehrin yerin altına yaptığımız yatırımların en azından onda birini de yerin üstüne doğru bir yapalım da böyle cıvıl cıvıl olsun şehir diye peyzaj anlamında Şan'a çalışma yapacağız. Onun için Rize denilince en aşağıdan en yukarıya bütün hepsi ve bazen eleştirileri, soruları biz de alıyoruz. Çok etkileniyoruz. Bu şekilde Rize'ye hizmet etmeye devam edeceğiz. Hasan pardon, belediyelerle ilgili hep konuşurken, yayın yaparken işte hantal bir yapı var, işte işleyiş yok, işe gelmeyen personel var, işte herkes bir şekilde günü bitirmenin peşinde gibi rutin şikayetleri vardır. Belediyede, Rize Belediyesi'nde bu anlamda nasıl bir düzen sağladınız? Kadronuzu nasıl motive ettiniz? Bak buradan da söylüyorum. Hani Cumhurbaşkanımızın güzel bir ifadesi var. Dik duracağız ama dikleşmeyeceğiz diye. Beni sizler yıllarca tanıyorsunuz. Yüz olarak çok naif, iletişime açık, barışçıl biri diye. Ama ben işimde öyle değilimdir. İşe karşı öyle değilim. Muhammed Bey'in kendisine çok saygılıyımdır. Ama onunla bir iş yapıyorsam, ne söz veriyorsa ne yapacak, yapacak. Ben iki günde bir ararım, her gün ararım gerekirse. Ne oldu, yaptım mı, yaptım mı diye. Orada sitem atarım. Yani orada keskinimdir. Benim yakın çalışma arkadaşlarım bunu daha hissederler. Dışarıdakiler çok hissetmeyebilirler. Biz geldiğimizden itibaren şunu söyledik. Kardeşim ben 8'e çeyrek ala makamda oturuyorsam her gün pandemi döneminde şu anda normalde mesai 10'da başlıyor bütün personel. Biz orada 9'da geliyorsak bu bir mesajdır. Ben buraya geliyorsam herkes gelecek. Gelemeyen ben oranın şeyi benim. Yani gelmeyecek olanı en birinci adam benim eğer mesaimden 9'da 10'da keyif yapacaksa bunun en tepesindeki adam benim. Ben geliyorsam o zaman benden aşağıda öyle bir adam ben tanımıyorum. Geldiği zaman disiplin suçu vardır. Ha insanların mazeretleri olabilir. Herki insanın çünkü 960'a yakın 940'a yakın personel var şu anda. Onu da konuşacağız belki 1024'lerden sayı aşağı indirdik. Bunların hepsinin görevi vardır. Ve ben bir şey yapıyorsam, belediye başkanı bir şey yapıyorsa o teşkilatın en altındaki adam da o işi yapacaktır. Ya benim dönemimde asla safsaklam olmaz diyorsunuz. Hayır. Buna izin vermem diyorsunuz. Yani işte. Maaş alan herkes orada bir emek verecektir. Emeğin çeşitleri olabilir. Biri sahada çalışır, biri beyinden çalışır, biri başka bir şey yapar ama bir emek verecektir. Evet Hasan Fehmi, devam edelim. Tabii açılış konuşmasında da söylemiştim. Başkanımız zaten Rizeli. Rize'de eğitimcilik, esnaflık yaptı. O yüzden yani çalışmalarda başarısızlık olmak da onun için büyük bir başarı olur artık yani. Çünkü Rizeli'yi ve Rize'yi çok iyi tanıyan biri kendisi. Kendisi az önce de söyledi. Rize'nin altına yaptığımız yatırım diye bahsetti. Su konusunda çok güzel yenilemeler var. Bunları biz de takip ediyoruz tabii. Birçok yerde eski borular, hatlar yenileniyor. Fakat şöyle de bir şey var. Kendisi daha sonbaharda açıklama yapmıştı. Demişti ki eğer Ekim ayında su yağmur az olduğu için susuzlukla yüz yüzeyiz demişti. Evet. Peki Rize'de yağmur suyunu tutabileceğimiz bir proje var mı? Ya meyahut ilerleyen günlerde, ilerleyen yıllarda diyeyim daha doğrusu. Çünkü iklim değişiyor. Biz susuzluk problemini ortadan kaldıracak bir çalışmamız evet. Var mı bizim? Teşekkür ediyorum Hasan Bey. Şimdi ben dedim ya yani her şey kafamızda hepsine bir cevabımız var. Yeter ki bizim Rize ile ilgili kurduğumuz hayalin dışından da bir soru gelse de biz ona cevap veremesek.
Bunu biraz siz kamçılamak için söyledim. Şimdi dün de gelmişti DSİ yetkilileri. Şimdi birincisi bunu iyi bir soru çünkü bunu cevaplamamız lazım. Birincisi sıkıntılarımız neler? Bu kadar altyapıya yapıyoruz da yine her bir yer patlayınca sıkıntı oluyor. İşte iki gün önce şurada Dosma'daki sıkıntı 16 mahalleyi etkiledi. Rize'deki SOŞ şebekesi yani hemen hemen 25 yıl 30 yılı buldu. Andon'daki tesislerle beraber eski borularla 30-35 senelik borularla şebekeler çalışıyor. Yılda suyla ilgili 2 kilometre, 2,5 kilometre su borusu değiştirme ortalamamız vardı. 2,5 kilometre. Şu anda bu 10 kilometrelere çıktı. 12. Bundan övünüyorum. Bir yılda 10 kilometreye çıktı, övünüyorum. Ama Rize'de 450 kilometre su ağı var. Yani ne kadar övünürsen öyle, kaç yılda biter böyle yaparsan, korkunç bir şey. Korkunç. Ama inşallah biz sürdürülebilir şehirler kapsamında Dünya Bankası'ndan İlbank üzerinden bir kredi temin ederek 2021 yılının belki şöyle Haziran Temmuz'larında onaylanırsa aynı İPA projesi gibi belki önümüzdeki 22'lerde bunun ihalesini yaparak bütün su şebekesini değiştirmek gibi. Hasan Bey, saatte Andon'dan 2800 metreküp su çıkıyor. Saatte pompalanıyor. Tahakkuk eden 1400-1500 metreküp. Yarısı gidiyor. Gidiyor arada. Yani o patlak ama yer altından gittiği için yer üstünde çıkmayınca da su biz çoğunu da tespit bile edemiyoruz. Bunun en idealize edilmiş şekli Avrupa şehirlerinde %20'dir. Kaçağı %20'ye kadar indiriyorlar. Onun dışındakini koruyabiliyorlar. Çıkarım, bu ana depoya gelmeden önce mi acaba? Hayır ana depolardan merkezi. Sonra. Şeyde Andon'dan bütün ana depolara hiçbir sıkıntı yok. Oraya kadar her şey kontrol altında. Şehir ana depolardan hanelere giden şebekelerde. Ana ve Kılıçarşı. Burada yakın zamanda bir iyileştirme yapıldı mı mesela bu? Hayır yapılmadı. Çünkü hiçbir 450 kilometre diyoruz. Biz ancak dokunduklarımızı. Mesela şimdi buradaki sıkıntı neydi? İki gün önce yaşayan sıkıntı. Ben hatta basın ile yazdırttım ama ben çünkü gece 11:30'a kadar oradaydım. 8:30'dan itibaren. Şimdi orayı şimdi mesela bu bayram arafesinde komple yapacağız şimdi. Tam o üstteki su deposunun olduğu yerden, Dosma Bayırı'ndaki o su deposunun olduğu yerden aşağı köprü viyadinin oraya kadar yaklaşık 200-300 metrelik hat tamamıyla eski borulardan. Oradan yukarısını değiştirmiştik oraya kadar. Orada bir arıza çıktı. Arızayı arkadaşlar gün içerisinde tedavi etmeye çalışırken dediler ki 5'e kadar bunu hallederiz. Not attılar. Fakat açtıkça çok derin bir yer açıldı. Bir de 1-2 günlük yağmur yağmıştı. Yanlar çok kötüydü. Habire çökmeler oldu. Şimdi diğer eski boruyu, yani o 30-35 senelik boruyu, çok hassas bunlar. Yeni duktil boruyu koyuyorsunuz. Kenarından bir çatlama olduğu an kırılıyor. Kullanılamaz. 4 metre daha yukarı kazmak zorunda kalıyorsunuz. Bir 4 metre daha kazdılar. 8,5'lardaydılar. Ben gittim orada gördük ucunu. Tam takacaklardı. Yine kenarı çatladı. 4 metre daha kazmak zorunda kaldılar. Şöyle bir kanal açıldı, fotoğraflarını attık. Her an çökme oluyor. Bir anda böyle yavaş yavaş çökme de geliyor. Kütle halinde düşüyor, Allah korusun. Sıkıntı böyle, kan ter içerisinde orada çocuklar mücadele verdi. Ve ben 1:30'da ayrıldım, onlar sabah 3-4'lerde ayrıldılar oradan. Bunu şunun için diyorum. Birçok yerde bu sıkıntılar halen var. Ve orayı şimdi biz komple değiştireceğiz 200-300 metrelik hattı. Ama bu yeterli olmuyor. Bana her gün şikayet hattından yaklaşık bizim nasıl diyeyim günde 30-40 tane sadece su ve kanalizasyonla ilgili şikayet geliyor. Sadece o WhatsApp hattına 30-40 tane. Aramayanlar da vardır ama hemen hemen aynı noktalar olduğu için diğerler 30-40 tane. Ve bunlar her gün yapılıyor. Bunların yarısı suyla ilgilidir, yarısı logar tıkanmasıyla ilgilidir. Logar patladı, logar tıkandı, fışkırdı, suyumuz kesti, şuradan su akıyor diye. Tüm böyle Rize. Bunu belki biz bu işte az önce dediğim sürdürülebilir şehirler kapsamında tümünü düzenleyebileceğiz. Bir. İkincisi, bu soru uzun biraz. İkincisi, eğer biz %20-30 burayı kazanırsak Hasan Bey, yani suyun o borularla sağlıklı hale getirirsek yaklaşık 1000 metreküp su bize avantaj olacak. Yani 2800. Şu anda 2800
yaz aylarında özellikle Ekim aylarında yağış yağmazsa, eğer kar da çok yağmamışsa, çabuk erimişse bu sene olduğu gibi, bu senenin devam eden Temmuz ve Ağustos aylarında sıkıntı. 2800-1900'lara, 1800'lere kadar iniyor. Neredeyse sıfır. Oysa biz o hatları temizleyip sağlıklı hale getirirsek 1800 bile bize yetecek oradan verilen. Çünkü şu anda 1500-1600 kullanıyoruz aslında. Bir bu. İkincisi asıl soru, biz geldiğimiz günden itibaren, yani 6-7 aydır da hızlandıracak şekilde Çağrankaya'nın eteklerinde bir gölet projemiz var. Bunu bu sene Allah'a şükür programa aldırttık. İşte en son geldiler, inceleme yaptılar. Biraz daha da yapıyı büyütüyoruz. Bir ay, iki aylık bir yine deney çalışmaları yapılacak. Çünkü bayağı bir baraj nivelinde geniş bir gövde olacak. 40 metre yüksekliğinde yaklaşık 36-40 dönüm bir düzlük olacak. Yani suyla beraber bir alan orada olmuş olacak. Ve bu gölet bizim ne işimize yarayacak? Su bir taraftan akarken bir taraftan da susuz kaldığımız zamanlardaki o 15-20 gün, bir aylık süreçte o göletten beraber suyu beraber vermiş olacağız. Şimdi Türkiye genelinde bizim vatandaşlarımızla hani hep izlerken İstanbul, Ankara, şurayı işte göletlerdeki su azaldı, çoğaldı, şu kadar. Bize de İstanbul'daki hemşehrilerimiz diyor ki ya bu kadar yağış alan bir ilde su sıkıntısı mı olur? Ama biz, ben de espri yapıyorum, biz hep taze su içiyoruz. Bizim su geliyor, evet, kaynağından, onu direkt sisteme veriyoruz. Bizim 12 saatlik depolayacak suyumuz var. 12 saatlik depolayacak suyumuz var. Onun dışında suyumuz yok. Su oradan kar az yağmışsa, bilmem sıkıntı varsa az geliyor, haliyle veremiyor sonra sisteme. Bunun birinci tedavisi göletimiz, ama göleti başlarsak bile, eğer 2-3 ay sonra ihalesi yapıldı başladı bile, en iyi ihtimalle 1,5 yılda bitirebiliriz diyorlar. Çünkü devasa bir proje. Bir. İkincisi, bizim İyidere, İkizdere, Derepazarı, Kalkandere bizden takriben 300 metreküp civarında su çekiyor. Oradaki biliyorsunuz Varda suyu devreye girdiği zaman bizim ne olacak? Oradaki suyumuzu vermeyeceğiz. Burada kalacak. Güneş su bizden almıyor şu anda. Burada kalıyor. Belki çok ileri zamanda, onlar da çalışma yapıyor, belki 3-4 sene sonra biter. Çayeli 500 metreküp su alıyor. Orası da çekildiği zaman bize yeteceğiz. Ama biz yine tedbir olarak, gelecek yıllara tedbir olarak, belki de Rize'nin 10-20 yıl sonrasının su, iklimsel değişikliklerle beraber, sıkıntısıyla beraber o gölet bizim işimize yarayacak. Yarın bir gün yan kaynaklardan bile o gölete su taşıyacağız, belki de Çağrankaya eteklerinden. Onun için bu bizim için sıkıntı. Ama ne yazık ki biz en hızlı bir şekilde her yol altı yaptığımız zaman, Tophane, Yeniköy'de yaptığımız o arayol betonlarının hepsinin altında girdiğimiz zaman sadece beton dökmüyoruz oraya. Su kanalını değiştiriyoruz, kanalizasyonu değiştiriyoruz. İlk kez yağmur kanallarını, yağmur sularını altı alıyoruz. Bu üçlüyü yaptıktan sonra demir ızgaralarla beraber betonu döküyoruz. Muammalı bir iş yapıyoruz, çok hızlı yapıyoruz. Ama bizim bir önceki yıllardaki bir yıllık ortalamanın 4 katına geldiğimiz halde 10 kilometre, toplam alanımız 450 kilometre. Sadece suda, kanalizasyon daha işler acısı bir pozisyonda, değiştirilmesi lazım. İşte onunla ilgili İPA projesi var zaten. Evet, suyla ilgili bilmiyorum, tatmin edici. Yani ben suyla ilgili devam edeyim başkanım. Hakikaten önemli. Niye? Biz bunu sürekli haberlerini yapıyoruz. Evet. Küresel ısınma ve iklim değişiminin etkileriyle yakın gelecekte hakikaten Karadeniz bölgesinde belki de çok inandırıcı gelmiyor. Yıllık 2400 milimetre bir su yağış rejiminin olduğu bölgede şu an için. Metrekareye. Yani evet, metrekareye düşen bir yağış oranı var. Ve susuzluk sorunu yaşıyor. Bunu yukarıya biz de bazen anlatamıyoruz. Ya nasıl olur Rize, sel, yağmur falan. Ama bizim suyumuz hakikaten akıyor ve gidiyor. Bugün Trabzon'da hakikaten göletlerin sayısı artırılıyor. Evet. Ordu, Giresun, Samsun'da daha fazla. Bizim burada böyle bir uygulama hiç olmamış ya. İlk kez hiç de düşünülmemiş. Yapıyoruz. Yani Rize'de ne gerek var? Halbuki yağış yağıyor ve gidiyor. Bir şey merak ediyorum hakikaten. Anlaşılan o ki yerin altında ciddi sorun var. Ama biz önceki dönemlerden, yani eleştiri için söylemiyorum ama önceki dönem yerel yöneticilerimizden biz aslında kentin altını işliyoruz. Gelecekteki belediye başkanlarına yerin altıyla ilgili çok sorun bırakmayacağız. Evet. Söylemleri duydum. Çok duydum yani. Evet. Bunu yakın dönemdeki yöneticilerden çok. Şimdi anlıyoruz ki bunlar gerçek değil miydi? Ya da sağlıklı yaptırımlar yapamadılar da mı? Bugün siz bu sorunlarla karşılaşıyorsunuz. Değil mi? Şimdi siz artık bence bu dönemde yerin altıyla değil üstüyle çok fazla ilgilenmeniz gerekirken şimdi bakıyoruz ki siz bir yandan da su arızalarıyla yer altıyla uğraşmak zorunda kalıyorsunuz. Geçmişteki yöneticiler bize bunları söylerken ne yapılıyordu o zaman? Veya nasıl bir yeraltı var? Biz göremediğimiz ne var? Şimdi Muhammed Bey, az önce söylediğim gibi yani 450 kilometre ciddi bir
bir oran. Bu birçok Anadolu şehrinde böyle bir oran yoktur toplu yerleşimden dolayı. Rize bir alanına baktığımız zaman biz Ali Paşa'dan Bozukkale'ye kadar şu sırtlarda aslında bazen hani trafikten, şehirleşmeden, yeşil alanlardan konuşacak olursak bu Hinterland'da normalde 60-70 bin nüfusun olması lazım. Ki biz trafikten söz etmeyen, altyapıyla söz etmeyen, yeşil alanla muzdarip olmayan bir şehirden bahsedelim. Biz şu anda 120 bin nüfus ama belki de 150-160 bin kişinin yaşadığı bir bölgeden bahsediyoruz ve çok dağınık bir bölgeden. Kanalizasyonlarla ilgili aynı altyapıyla ilgili sıkıntılar ve suyla ilgili. Suyla ilgili elbette ki bizden önce de insana çok yatırımlar yaptı. Ama ben diyorum aldım ben çünkü daha önceki istatistiklerde de 2-2,5 kilometre suyla ilgili. Bu çok iyi bir rakam ama yetmiyor size. Yani 5 yılda 10 yılda yapacağınız 30-40 kilometredir. Ben 400'lerden bahsediyorum. Yani yetmiyor size. Komple bunun değişmesi lazım ve bu yıllarınızı alıyor. Ve bu birçok şehrin de aslında klasik anlamda problemi. Şimdi belki duktil dediğimiz borular 50 yıl, 60-70 yıl dayanıklı borular olarak kabul ediliyor. Böyle bir yapı var. Ama Rize, bizi izleyenler şöyle 50 yaşı veyahut da 40 yaşın üzerindekiler bilir. En ciddi alt yatırımlarla ilgili çalışmaların birçoğu da 1980-85 dönemlerinde 90'a kadar yapılan çalışmalar vardı. Bugün bizim mahalle aralarından geldiğimiz kanalizasyonların birçoğu o dönemlerde yapılmıştı. Ve ondan sonra gelen dönemlerde de hep çok ciddi anlamda belediye başkanlarımız ve bizden önceki 5 yılda, daha önceki 10 yılda da, daha önceki 5 yıl, 6 yılda da neyse hep o yapılanları değiştirmekle bir çalışma yaptı. Tabii dönem asbestli buraları değişmekle ilgili çalışmalar vardı. Evet, yani onlar halen devam ediyor. Bunlar hep devam etti. Biz de dönemimizde bak ne diyoruz? Çok müthiş çalışmalar yapıyoruz. Bundan sonraki dönemdeki arkadaş da gelecek yine altyapıyla ilgili. Önemli olan bizim yaptıklarımızı değiştirmemesi, bizim de bizden önceki yapılanlar şu anda değiştirmiyor oluşumuz önemli. Ve öyle bir şey yapmıyoruz zaten. Onların yaptıklarını değil. Yeni, daha eski olanları değiştirmek zorunda kalıyorsunuz. Mesela dağ başından at meydanına biz 2700 metrelik boruyu değiştirdik. 20-25 senelik o çelik boru değiştirildi. Hem tribün takacağız ona diye hem de erimişti. Suyun akım hızından çelik bile eriyor, aşındırıyor onu yani. Kanalizasyonla ilgili biz şu anda İPA projesi. İPA projesi 7-8 seneden beri başlayan bir projeydi. Ama bizim geldiğimiz dönemden itibaren de çok sıkı bir çalışmayla beraber çıkarıldı. İhalesi yapıldı. Başlandı İslampaşa'da şantiyelerin kurdular. Nedir İPA projesi? Ali Paşa'dan Bozukkale'ye kadar 17 kilometre bizim şu andaki kanalizasyon konnektör attığı ana hat sahilden bir kısım Cumhuriyet Caddesi'nden geçiyor. 3 metre alttan geçiyor. Onun için bazı kodları alamıyordu. Şimdi 6 metre derinden geçerek 17 kilometre bağlanacak. Bu 30 milyon euroluk bir proje. Biz bunun ancak 3-4 milyon eurosunu biz cebimizden veriyoruz. Gerisi tamamıyla hibe bir proje. Ve bu ileri biyolojik arıtmayla beraber İslampaşa'dan denize bırakılacak. Ve bu Türkiye'de çok az ile nasip olan bir çalışma. Ama bununla bitiyor mu? Ara kılcallarla beraber mahalle aralarından bütün şu dağınık coğrafyadaki kanalizasyonları hep kontrol altına almamız lazım. Bunların hepsi ciddi bir iş. Benim 5 yılda bitirebileceğim bir iş değildir bu. Ama biz şu anda Paşakuyu Deresi'ni yaptık mesela. Yani derelere geçeceğiz ıslah altyapı onlarda. Şu anda da çok muamma çalışıyor. İki tarafından kanalizasyonu en yukarıya kadar getiriyoruz. Dereye akıtmadan bütün evler oraya gelecek. Şimdi işte Dalyan Deresi'ne girmişiz yukarıya doğru. Geçen Müftü'ye gittik. Oradan yukarıya doğru giden yolların hep kenarlarında kanalizasyonları alıp ana konnektöre vererek orada da bir çalışma yapıyoruz. Yani sorduğunuz soru evet Türkiye'de bütün aslında belediyeler şeyde de hep şunları biz tartışırız batıda da yani ana derelerin veyahut da ana hizmet kanallarını büyük açarlar. Filmlerde içerisinden koşanlar, film çektirenler oradan bilmem o büyük kanallarda efendim şeyde PTT'de, Telekom'da bilmem şu da bu da hepsi onun içine geçer. Belki de çok rahat da yaparlar onları, bozulanları. Biz hep açıyoruz, betonluyoruz, bir daha kırıyoruz, bir daha açıyoruz falan. O çok ciddi bir altyapı çalışması olur. Biz şimdi yine öyle bir şey yapmıyoruz. Yani toprağın altını açıyoruz, koyuyoruz o boruları. 30, 40, 50 sene ne kadar dayanıyorsa ondan sonra çıkarıp yeniden yapmak zorunda oluyoruz. Evet, Muhittin, evet. Devam edelim. Sayın Başkan, bu zannedersem coğrafya...
coğrafi koşulları da sizi oldukça zorluyor. Çünkü baktığınız zaman Rize gibi coğrafi koşulları ve aynı zamanda yaşam alanı dağınık, az önce söylediğiniz gibi bölge, il çok nadir baktığınız zaman. Tabii nadir derken tekiz biz. Yani bugün coğrafya nüfusuna göre coğrafyası dağınık olan, hani bazen diyoruz ya ütüleyince Türkiye'nin en büyük şehri olabiliriz diye. Ben şu sadece Rize'nin şu görünen dağ aralarına girdiğim zaman, ya bir Gülbahar'dan yukarı vadiden çıkın, bir şeyden Müftü'den yukarıya doğru bir çıkın, vadi aralarında ayrı bir Rize'ler var oralarda. Ayrı bir yerler var oralarda. Bir sürü diyorsun ki hakikaten ha bunu düzleyince Türkiye'nin en büyük şehri olur. Evet. Çok ciddi bir dağınıklık, yol ağımız var. Bizim Rize'de şu anda toplamda tüm Rize hinderlandığında hemen hemen 10-11 bin kilometre yol ağı vardır. Ya bunu Konya'da bu bakıyorsun ki 7-8 bine düşüyor. Rize'de 10-11 binden yani il özel dersin sınırlarını da sayarak söylüyorum. Suya değinecek başka evet. konu yoksa başkanım, buna paralel tabii insanın yerleşik alanı ve trafik. Özellikle hemşehrilerimiz bir de şunu söyleyeyim Muhittin, trafiğe geçmeden suyla ilgili bir de şu sıkıntı var. Şimdi mesela su az geldiği zaman bizim işte Gündoğdu'daki dağınık su, mezra gibi yukarılarda su basmıyor. Niye? Çayırı daha alçakta kaldığı için depoya gelen suyu önce vakumlu bir şekilde Çayırı alıyor. Oralar dolduğu zaman depolar ondan sonra geriye basıyor. Bu suyun azlığından kaynaklanıyor. İkincisi son 15-20 yılda işte 10-12 katlı binalar yapılınca yüksek kesimlerde basınç oraları da basamıyor biliyor. Bu da sıkıntı oluyor, eleştiri konusu oluyor ama artık apartmanların kendi yönetimleri orada hidro sistemi kuracaklar. Çok geçti zaten. He, yapılması lazım zaten zorunlu. O basabilecektir. Yoksa biz çok basıncı artırırsak bu da alt kodlardakilerin sularını tamamıyla bozmasına, basıncın fazla gelmesine evet. sebebiyet veriyor. Onun da bir bar ayarı var. Ona göre veriyorlar onu. O da bir sıkıntımız. Sudan kısa bir soruyla devam edeyim. Göletin planlamasını yapıyorsunuz. Ne zaman başlar? Size nasip olur mu? Yoksa tabii sonra... benim dönemimde işe. Ben bırakmıyorum. Ben iki günde bir, bir günde bir. Bak dün diyorum DSİ bölgedeki arkadaşlar da gelmişti. Sıkıştırarak zaten sağ olsun programa soktuttuk onu. Gerek stratejik bütçeyle konuştuk. DSİ genel müdürümüzle, bakanın yardımcımızla. Plan şeye bütçeye konuldu artık. Şu anda altyapısını yapıp ihaleye çıkacaklar. O zaman halihazır sistemi de belli çünkü Rize için bugün bir su kesintisi demek 12 saatlik bir su. Göletle beraber bu tahmini kaç saate çıkacak başkanım? Tabii göletle beraber göletin aldığı kapasiteyle metreküple beraber belki de o şöyle bir buçuk ay bulacak ama düşün ki hiç su gelmiyor bir buçuk ay bulacak. Su sonuçta az da olsa yine bir şey akıyor ya. Evet. Siz ne yapacaksınız? 2800'den 1800'e düşünce sıkıntı çekiyoruz ya. O 2 ayda 1000 litre daha oradan fazla alacaksınız. Havuzunuzdan daha fazla alacaksınız. Bu da sizi 2-3 ay döndürebilecek anlamına geliyor. 2 saat depolardan oraya geçmek de. Tabii. Evet. Devasa bir şey. Trafikle ilgili biraz bekleyelim. Çok kısa bir reklam arası var ama şunu söyleyelim. Vatandaşımız da, biz izleyenler de şunu fark etsinler. Fark etmeyinler. Sağ olun kadar devam edeceğiz. Edeceğiz de problem yok. Şu var. Kullandığımız suyu da dikkatli kullanmamız lazım. Çok önemli. Rize gibi bir yerde suyla ilgili endişelerden bahseder hale geldik. Gelecekte daha büyük problem yaşamamak için su kullanımına dikkat etmemiz su lazım. Su ve kanalizasyonla ilgili bilmiyorum soru var mı da bak orada da çok önemli bir uyarı yapmamız lazım. Yani hemen bir iki dakikamız varsa Hasan Bey. Buyurun iki de. Evet. Bakın ben dünyayı neredeyse incelettirdik. Ya şu ıslak mendiller var ya çocuk bezleri ıslak mendiller. İngiltere 1 milyar sterlin neredeyse yılda bu işe harcama yapıyor sırf şeyden. Bizim sistemdeki kanalizasyonlarımız da eskilerden beri 20-30-40 senelik kaldığı için logarları tıkayan tamamıyla bunlar. İnanılmaz bir şey. Müthiş bir şey. Yani biz şu anda bakın 4 tane KUKA denilen araç var bünyemizde. 2 tane vidanjör var. Şimdi de daha büyük Vaktör diye bir şey alacağız. 6 tane, 7 tane araç, yaklaşık 15 tane personel sadece işleri şey, logarları, tıkanıklıkları gidermek. Yani ne için? Islak mendiller, şey şu normal kağıt mendillerin haricinde ıslak mendiller ve çocuk bezleri, her şey atılıyor. İşte saçlar, şunlar, bunlar. Bunlar tıkıyorlar ve bu sadece Rize Belediyesi'ne belki de kümülatif baktığımız zaman 2-3 milyonluk bir bedele sebebiyet veriyor. Evet. Türkiye'de de böyleymiş. Her şehirde. Korkunç bir şeymiş bu da. Trafikle devam edeceğiz ama evet. Efendim 6 dakikalık bir reklam aramız var. Lütfen bizde kalmaya devam edin. Bugün kentsel dönüşüme paralel olarak
Trafik anlamında yapılabilecek veya başlamış olan değişimler nedir? Rize'nin bu anlamda neye ihtiyacı var? Evet, teşekkür ediyorum. Şimdi Muhittin Bey, hakikaten bazen karayolcularla yolları konuşurken diyoruz ki şurası biraz daha geniş olsun. En üstteki, en teknik adamlar diyor ki yolu ne kadar geniş yaparsanız o kadar trafik olur. Böyle ters bir mantıkla bakıyorlar olaya. Şunun için diyeceğim onu. Rize'de 47 bin 53 plakalı sadece merkezden bahsediyordum araç var. Bu dediğiniz gibi dışarıdan 06-34 plakalılar da gelmeye başladığı zaman bu daha yüksek bir rakama geliyor. Bir. İkincisi. Turistler geliyor bir de. Tabii. Şimdi Rize'deki trafik bir. İşte biliyorsunuz kavşak, Metele kavşağının oradan hem çıkış hem o yayın darlığı. Bütün herkes Menderes yoluna gireceğiz diye biz orayı 4 şerite, şimdi tekrar 3 şerite düştü tabii o imalatlardan dolayı. 4 şerite çıkardığımız halde 3 şerit geliyor. Menderes'e girmek için mücadele veriyor. Diğer taraf sıkıntı kalıyor. Ve bu ta eski yıkıldığımız emniyetin oraya kadar geriye doğru basıyor trafik. Ve orada bile 5-10 dakika, 10-15 dakika neyse. Menderes boyunca devam ediyor tabii. Ta Çaykur'un oraya gidene kadar alt yol böyle izdihamlı gidiyor. İkincisi şu son dönemde, çünkü bütün kritik caddeler benim ekranımın önündedir. Ben sürekli bakıyorum oralara. İkinci bir kritik yer şey oldu. Bizim Kurtuluş İlkokulu'nun olduğu o Maraş Dondurma'nın olduğu cadde. Orası niye? Yeni yaptığımız otoparkın çıkışı tam oradan çıkacak, karşıya gidecek ve bütün araçlar yukarıya doğru geliyor. Bir kısmı şeye dönmek için, ziraate dönmek için, oradan demir apartmanın arkasından hemen dönmesi için orası sıkıştırıyor onu vesaire. Yani 2-3 tane kritik noktamız var bizim şeyle ilgili, trafikle ilgili. Ama bunun asıl önemlisi şehre giriş ve çıkışlarının o kavşağın dizaynı. Aslında benim seçim öncesindeki konuşmalarımdan da biri de şuydu. Biz şu anda trafikle ilgili ilgili arkadaşımız çok güzel çalışmalar yapıyor. Danışmanlık hizmeti aldığımız bir mühendisimiz var dışarıdan. Sürekli yolları, biz yaptığımız projeleri, karayollarıyla yaptığımız projeleri hep onlara çizdirip yapıyoruz. Halen daha da çizim yapıyor ama benim şu sözüm de vardı. Bunu bakın ben yine tekrar ediyorum. Gerek kaleden inerken, efendim Değirmendere'den inerken, Dalyan'dan inerken, işte Müftü'den inerken, şehrin yukarı akslarından aşağı doğru inerken, bu vadi ağızlarında yakalayabildiğimiz yerlerde 50-60 araçlık, 100 araçlık mini otoparklar var edip de arabalar geldiği zaman buralara çekip insanlar yürüyerek bu şehri dolaşıp sonra giderken yine oradan binip özel arabalarına gitmesi gibi. Fakat bunu halen çalışıyoruz da yer konusunda hem yer bulamamakla ilgili hem de bulduğumuz yerlerin çok pahalı olmasından dolayı böyle bütçemizle ilgili bir sıkıntı yaşıyoruz. Onun dışında biz sahildeki otopark, meydan otopark ve şimdi yapacağımız kentsel dönüşümün belediye bloklarının altındaki yeni otoparklarla beraber aslında buraları halledebiliyoruz. Ama gidiyoruz hemen Ekrem Orhon Mahallesi'ne ve öteye doğru. O ara caddelerin komplesi bakıyorsunuz ki araçlarla dolu. Ama orada da bizim Telekom'un altında, yine Çaykur'un yan tarafının altında, işte Laleli Çarşısı dediğimiz o mevkide otoparklarımız olduğu halde oralarda insanlar hiç arabalarını çekmediğini görüyoruz. Boş duruyor oradaki otoparklarda. İnsanlar çünkü bizim hemen yüzeyde, zeminde bulduğu yere arabasını çekiyor. Bizim sahildeki kavşak ve Menderes'i çözebileceğimiz en önemli şey şurası. Biliyorsunuz yeni emniyet müdürlüğünün önünde bizim bir viyadük projesi vardı. Biz geldikten sonra viyadüğün çok sağlıklı olmayacağını düşünerek vekillerimizle, ilimizle konuşarak oranın refine gittik. Ve şu anda o gündemden kalkmış. Ama onun yerine ürettiğimiz batçığı da henüz hayata geçirmek için projeyi alamadık. Ve bunun çalışmasını sıkı bir şekilde takip ediyoruz. O proje neye yarayacak? Biz hemen hemen Çaykur Genel Müdürlüğü'ne gitmeden dalıyoruz ana Karadeniz sahil yolundan. Adalet Sarayı'nı geçtikten sonra da çıkacak şekilde 700-800 metre dalıyoruz ve çıkıyoruz. Üzeri hem zemin oluyor ve iki tane kavşak oluyor. Bu kavşaklardan bir tanesi Çaykur'un hemen önünde hem oradan içeriye doğru güney çevre yoluna kadar gidecek bir gençlik eğitim merkezinden gidecek bir aks olacak. Diğeri de emniyet, yeni emniyet müdürlüğünün önünde yine arkadan Müftü'nün güney çevre yoluna bağlanan aksa gidecek şekilde. Evet, evet, evet. Aynı onun gibi bir batçık. Bu şekilde hem insanlarımız sahile yürüyerek gidecekler. Çünkü Karadeniz sahil yolunu aşağı aldığımız halde. Hem de ne yapıyoruz? Bakın bunu da ilk kez söylemiş oluyoruz. Menderes'i Adalet Sarayı'nın önüne kadar ki kavşağa sadece gidiş yapıyoruz.
karşıdaki toplama yolunu da oradan Rize'ye doğru sadece Rize'ye geliş yapıyoruz. Evet. Böyle yapabilirsek ancak o kavşaktaki yığılan trafiği vakum etkisiyle Çaykur'un oraya kadar, Adalet Sarayı'nın oraya kadar almış olacağız. Ha şehre gelecek adam ne yapacak? Adalet Sarayı'nın oraya kadar yine Menderes'ten gelip kavşaktan hemen dönecek sahil toplama yoluna şehre gelecek. Ama eğer adam Çaykur'un orada, Sahil Camii'nin orada bir işi varsa o zaman da arkaya Cumhuriyet'e geçecek. Adalet Sarayı'nın oradan düşünün. Cumhuriyet üzerinden işini halledecek. Ama çoğunluk trafik şehire kadar geleceği için onları sahilden vermiş olacağız. Bunun üzerine çalışıyoruz. Bu bizim için ciddi bir etken. Başka neyi yarayacak bu Batçık projesi ve kavşaklar? Düşünün siz Çiftekavak'tan Fener'den geliyorsunuz yahut da Trabzon'dan geliyorsunuz da İslampaşa'daki evine gideceksiniz. Müftü'deki eve gideceksiniz. Çaykur'a gideceksiniz. Ne yapıyorsunuz? Valinin oradan aşağı iniyorsunuz. Menderes'e katılıyorsunuz. Menderes'i şişirerek gidiyorsunuz. Ama şimdi ne yapacak? Transit yoldan ta gidecek. Çaykur'un önündeki kavşaktan içeri girecek. Biraz daha ileri Adalet Sarayı'nın önüne gidecek. Oradan içeri girecek. Ve oraya kadarki bütün trafikte ne olmuş olacak? Ana akstan gitmiş olacak. Ve bizim Menderes'i şişirmemiş olacak. Yani burası bizim için en önemli şey. İkincisi de aradaki kurtuluşun orada bir tıkanıklık oluyor genelde bizim en fazla. Orada da şehrin girişinde de pazar yolu imalatlar başladı. Şimdi onların bir elektrik deplasesi vardı. Orada yardımcı olduk onlara. 2 gün önce ben orada yine yolları inceliyorduk. Yani Yeni Orta Camii'ye kadar, Timya'nın dibinden Yeni Orta Camii'ye kadar o yolun açılması için hiçbir sıkıntı yok artık. Açılıp tamamıyla yol genişleyecek. 39 metre genişliğinde orada büyük bir kavşak olacak haliyle. Ve daha sonra kamulaştırmalar aşağıya doğru devam edip bizim belediye bloklarındaki kamulaştırma ve yan yollar açmayla beraber orası müthiş bir bulvar olacak ve çok rahatlıkla şehre giriş çıkışları da oradan sağlamış olacağız. Bunlar rahatlatacak şehri. Ama şuraya atlayalım yine. Arabalar, herkes bireysel arabasıyla geldiği zaman biz onları şehire girmeden otoparklarda koyamadıktan sonra bunu aşmak zor oluyor. Şu anda mobeseler koymuşuz Cumhuriyet Caddesi ve Atatürk Caddesi'nin düz eksenlerinde. Bunlar şunun için koyduk. Yaklaşık 20-25 dakikaya kadar ücretsiz bir parklanma var orada. Bu ne demektir? 20-25 dakikaya kadar işin varsa burada parklanabilirsin. Ama ondan fazlaysa meydanda, sahilde çok uygun fiyata parklanabilirsiniz. 12 saat, 24 saat neyse. Niye yapıyoruz bunu? Bu akslarda araba çekerseniz trafik işlemez diye buralarda böyle bir uygulama başlattık yine. Başkanım, Batçık önemli. Ciddi manada trafiği hakikaten rahatlatacak. Karadeniz sahil yolunda seyrini değiştirecek bir proje olduğu için birçok nokta dolgu bizde. Yani Batçık dolguda sıkıntı yaşatacak mı? Bu konuda çalışma var mı diye sorayım. Ben hemen pas edeyim bu arada. Evet. Teknik anlamda hiçbir sıkıntı yok. Tamamen denizden hemen hemen 3-4 metre aşağı ineceğiz orada koddan. Çünkü normalde emniyetin önündeki düşünün, hemzemini düşünün. Oradan deniz seviyesi yaklaşık 4-4,5 metrelerde aşağıda. Aşağıya indiğiniz zaman 3-4 metre daha bu aksı yakalayabiliyoruz. Hiçbir sıkıntı yok. Denizden, yandan, bilmem korumadan sadece yağacak yağmur sularının aşağı indiği zaman işte onları hidrofobik sistemiyle yukarıya atmamız lazım. Başkanım, hakikaten ulaşım aksıyla ilgili Rize'de ciddi sorunlar var. Evet. Şimdi kentsel dönüşümle bir takım yıkımlar yapılıyor. Kentsel dönüşümden sonra şehrin giriş çıkışı nasıl olacak? İkincisi bir AVM projemiz var. Yani bugün bile oralara girmek hakikaten çok zor. Çok zor. Güney Çevre Yolu'nda bir evim var. Geldiğimde sahilden gidiyorum İslampaşa'dan. Arka Güney Çevre Yolu'ndan daha kolay ulaşıyorum. Şehir içine girmemeye çalışıyorum. Giderken Trabzon'a tekrar aynı güzergahı kullanıyorum. Güney Çevre Yolu'nun bir çıkışı da, sağlıklı bir çıkışı da bana göre yok. Şimdi Sağlık İl Müdürlüğü'ne oraya geliyoruz. Oradan mümkün değil. Dolayısıyla benim dediğim güzergah benim açımdan kolaylık. Hem kentsel dönüşümden sonra nasıl bir trafik düzeni olacak? Yani şehrin girişini biz nereden gireceğiz? Yani biz meydanın oralara nasıl gideceğiz en kolay bizim, yolda? Bizim şehre ana giriş yine bugünkü Pazar Caddesi dediğimiz, yani Meteler Kavşağı'nın oradan giriş ana bir aks olacak. Ama şu anda Maraş'a Fevzi Çakmak Caddesi dediğimiz maliyenin önündeki, yarın inşallah maliyeyi de yıkmaya başlıyoruz. Orada olacağız en son bloğu. O aradaki yol kaldırılıyor. Orası şu anda 20 metrelerde belediye ile maliye arasındaki yolu düşünün, 20 metrelerde, hatta 20 de değil yani yol aksı 10 metre de yaya aksları da beraber 20 değil 16-17 metre cepheden cepheye. Şimdi biz oraya 26 metreye kadar çıkarıyoruz. Yani maliye bloğu yeni blok
Tabii 10 metre daha bu tarafa doğru yapılmış olacak. Orası da geniş bir gidiş geliş yolu olacak. Hem şeye de AVM'nin altındaki otoparka da, yani bloklardaki yeni kentsel dönüşümün altındaki otoparklara da bir giriş oradan olacak. Diğeri de Pazar Yolu Caddesi üzerinden olacak. Yani orası da geniş bir aks olmuş olacak. Bizim aslında en önemli sıkıntılarımızdan biri şehre, dediğiniz gibi belediyenin oradan girersek de benim ziraata gidebilmem için direkt bir yolum yok. Evet. Mecbur gidiyorum Demir Apartmanı'nın arkasını dönüyorum. Ortadan meydan bizi ikiye böldü. Oradan gidemediğimiz sürece de orada bir tıkanıklık ister istemez bu araba sayısıyla beraber olacak. Ama asıl aks, dediğim gibi şehre giriş akslarından biri de Pazar Yolu Caddesi olacak. O kavşak olacak. Ve eğer Batçı yapabilirsek sizin az önce evlerinize giderken hem Çaykur'un hem de ilerideki Adalet Sarayı'nın önünden iki tane daha giriş olmuş olacak şehrimize. Pazar Yolu Caddesi'ni biz Güneş Yolu'na bağlayacağız. Tabii, oradan bağlanacak. Dolayısıyla bağlanacak. O akstan kolaylıkla bağlanacak. Bizim şöyle bir proje de çizdiriyoruz. Hani dedim ya az önce, yani 10 yıl, yine demeyeyim de 10 yıllık projeksiyonda değil, İnşallah şöyle 5 yıllık projeksiyonda yapacağımız bir yol. Şu anda Pazar Yolu'nun, yani Sarıbaş Camii'nin olduğu alanda büyük bir kavşak yapılıyor. Biz o kavşaktan alıp bir tünelle kaleye düşmek, yani küçük bir tünelle ama kalenin atağına düşüyorsunuz. Kalenin arka, yani kale derken ziraatın oradan kalenin arasındaki arka sokağı, nasıl diyeyim, Yaltaş'tan inip kaleye bağlanan nokta var ya arka tarafta, büyük bir tesis de var orada. Oraya düştüğünüzü düşünün. Oradan yaklaşık 200 metrelik bir tünelle direkt Pehlivantaşı'nın alanına düşüyorsunuz. Oradan yaklaşık 1400-1500 metrelik bir tünelle de Çiftekavak'taki sanayi bölgesine düşüyorsunuz. 3 tünelle. Takriben 3 tünelin uzunluğu, toplam uzunluğu yani 2000'i bulmuyor. Yani 2000-2200 metre bir tünelle ne yapıyoruz bu şekilde? Bir nevi Rize şehir merkezinin doğu aksını kurtaran güney çevre yolu dediğimiz doğu akstakinin batı aksını yapmış oluyoruz. Böylece bütün o Azıklı Hoca, Pehlivantaşı yahut da can kurtaran veyahut da işte Değirmendere vesaire oralardan gelen, Çiftekavak'tan hatta Boğaz'dan belki oraya geçip de hepsini o arka yoldan yapabilirsiniz. Ama bu bizde şu anda proje halinde. Bilmiyorum, hayalinizde kurdunuz mu burayı? Tamamıyla güney çevre yolu Pazar Yolu'nun, Sarıbaş Camii'nin oradan yeni bir aksla ta şeye kadar, Çiftekavak Vadisi'ne kadar ulaşmış olacak. Güney Çevre Yolu bizim Pehlivantaşı'nın bitiminden aşağıya doğru, yani sanayi bölgesi dediğimiz bölgeye doğru, gölgelinin arkasından düşünün, oradan sahil Çiftekavak'a doğru bağlanacak. Yine Çiftekavak'ın önünde, yani oradaki Çiftekavak'ın kayık sahildeki kayıkhaneleri düşünün. Onun bitiminden başlayıp polis noktasına kadar olan yerde de yeni bir viyadük geliyor. Gündoğdu tarzı bir viyadük düşünün. Orada o viyadük hem sanayiye, Trabzon ve Artvin aksından gelenlerin dönüşüp işte sanayiye çıkabilmeleri için, hem de üst bölgelerden gelip insanların direkt İstanbul istikametine gidecekse o yolu kullanmalarına vesile olacak. Proje çalışmaları onun da başladı. İnşallah ihaleye girerse o da kısa zamanda yapılacak bir çalışmadır. İnşallah. Karayollarıyla ilgili çok var. Evet, Hasan Efendi'ye devam edelim. Trafik sorunuyla ilgili soracak bir şey yok. Ama eğer ben şeyi söylemek istiyorum. Bir de yolun karşısına geçelim şimdi. Güzel bir dolgu alanı yapılıyor orada. Ben ciddi anlamda deniz dolgusuna karşı bir insanım. Fakat Rize'de şu anki yapılan dolgu gerçekten güzel olacağına inanıyorum. Başkanım, birinci sorum orada dolgu alanında dökülen malzeme sizce yeterli olacak mı? Sağlamlığı ne olacak oranın? Zeminin sağlamlığı, oradaki zemin. Yani ilerleyen günlerde yine deniz dolgusuyla alakalı aynı şeyleri konuşacak mıyız? Sıkıntılı şeyleri konuşacak mıyız? Evet. Bu çok önemli bir konu. İkincisi, yine hemen hemen ben kendimi bildim bileli diyeyim daha doğrusu. Bir teleferik, sahilde bir teleferik projesi vardı. Bu teleferik projesi ne oldu? Artık rafa mı kaldıralım onu? Yoksa yakın zamanda mı diyorsun Hasan? Ben teleferikle başladım mesleğe. Neredeyse emekli olacağım, hala da teleferikten devam ediyoruz. Evet. Ya teleferik projesini artık biz Rizeliler olarak rafa mı kaldıralım, unutalım bu hayali? Yoksa gerçekten ciddi çalışmalar olacak mı bu konuda? O teleferik çalışmaları da ne konumda? Millet bahçesi burada var mı bilmiyorum. Görüntü ama yayında dönecek. Ha, dönüyor mu? Evet, yayında dönecek. Şimdi
Birincisi millet bahçesi yapacağımız yerdeki dolguyla ilgili. Şimdi biz 3-4 gün önce Ulaştırma Bakanlığı'nın altyapı genel müdürümüzü yine buraya davet etmişti, gelmişti. Onunla da orayı gözdük ama biz daha önceden projeleri başlatmıştık. Biz orada valinin karşısındaki noktadan Çaykur'un önündeki mendireye saplanacak şekilde fore kazıklarla beraber gitmek istiyoruz. Sıfır deniz. Dolgu şu andaki dolgu, Hasan Fehmi, daha önce yapılan dolguyanın çok çok fevkinde kaliteli bir dolgu. Ama dolgunun önemli olan o fore kazıklar çaktıktan sonrası, yani denizle bütünleştiği yerdeki tahkimatlar ve yapacağınız fore kazıklarla beraber denizle ilişkisini kesmek, sızıntıyı engellemek. Onun dışında biz orada büyük yapılar, yani katlı yapılar vesaire yapılmayacak orada. Yani millet bahçesi içerisinde tamamıyla bir katlı böyle prefabrik şekilde yapılar olacak. Ve orada biz hem buradaki kentsel dönüşümdeki malzemeyi de götürüyoruz sıklıkla ama sert kayalar olduğu zaman inşaatlardan gelen tamamıyla onlarla beraber dolduruyoruz ki bu geçmişteki dolguları düşündüğünüz zaman bu çok sağlam bir dolgu oluyor. Çünkü hiç biz oraya çöp malzemesi, şu malzemesi falan filan atmıyoruz. Tamamıyla zemini sağlam yapıyoruz. Kaldı ki şimdi mesela düşünebilirsiniz. Geçmişteki dolgu da şu anda biz oraya 6-7 katlı çay bardağı yaptık. O nasıl oluyor? İşte onlar da şimdi fore kazık tekniğiyle beraber gidiyor. Saplıyor onu 20 metrede aşağıda kayaların üzerine. Hiçbir sıkıntı olmadan yeniden yapılıyor. Bazılar şunu da diyor. Kentsel dönüşüm diyorsunuz da yıktığınız yerler yine dolgun üzerine yapıyorsunuz. Bu da bir 20-30 sene sonra handikap olmayacak mı? İşte olmuyor. Çünkü artık şimdi teknolojiyle beraber tamamıyla aşağıda kayalara çakıyorsunuz kazıklarınızı. Jetla dediği özel bir formla fore kazıkların önlerini de bir yaklaşık 160 santim genişliğinde bir beton blok adeta indiriyorlar fore kazıkların hem arka tarafına yani beton enjekte ediyorlar hem bu tarafına tamamıyla su sızdırmaz hale getirerek onun içerisinde kazıklarla binaları dikmiş olacaklar. Yani teknoloji o konuda şu anda geçmişe göre tabii ki daha çok fevkinde diyebiliyoruz. İkinci soru teleferik. Ama şunu millet bahçesini bilmiyorum konuşacak mıyız ama millet bahçesi mükemmel bir proje olacak tabii. Şehirle tekrar bizi buluşturan bir proje olacak orada inşallah. Orada heyecan verici sosyal yaşam alanlarının çoklu. Tabii tamamıyla sosyal yaşam alanı. Hemen hemen 2 kilometre tamamıyla denize sıfır gideceksiniz. 3 metre aşağıda deniz olacak. Yani her tarafı biz 2 tane iskele yapıyoruz oraya ama her tarafı iskele olmuş olacak balık tutmak açısından. Yine su lazer oyunlarıyla ilgili bir platform olacak orada. Millet bahçesinin içerisi çok görkemli. Ne zaman olur? Biz inşallah şimdiki sözümüzle şöyle 1-2 ay içerisinde şu fore kazık işini başlatabilirsek dolgusuyla beraber bir proje yapılmıştı millet bahçesine. Komple bir projemiz vardı. Belki o da dönüyordur ekranlardan. Ama ona yenileyeceğimiz projeler olacak. Revize edeceğimiz yerler olacak. O hayat bulacak. Millet teleferikle ilgili hemen söyleyeyim. Onunla ilgili yine bir tane daha bir proje daha var. Şimdi geçen onu böyle televizyonda dedik ki biz inceliyoruz onu dedik. Vatandaş bana hemen yorum yazdı. Dedi ki teşekkür ediyoruz başkanım bunu yapacaksınız yine. İnceliyoruz demek yapacağız demek değil. Açıklayacağım onu. Teleferikle ilgili evet biz geldiğimizden beri Avusturyalı bir firmayla halen çalışıyoruz. Bize fizibilitesini yapıyor. Biz geldikten sonra asıl ilk başta sahilde Çaykur'un karşısından Şahin Tepesi'ne giden tek teleferik ve vargel sistemi. Yani 50 kişilik bir kabin vargel sistemi bir sistemdi. Niye? Oradan tam paralel bir yüksek gerilim hattı geçtiği için ondan dolayı böyle bir sistem yapmışlardı. Bunu biz çok turizm açısından rantabı bulmadık. Olacaksa 6 kabinli, 8 kabinli bir teleferik olması lazım diye. Ve buradaki sirkülasyonu artırmak için de başka bir yer temin etmemiz lazım diyerek çay bardağının oradan Ziraat şu uç tarafa, Ziraat Çay Bahçesi'ne, Ziraat Çay Bahçesi'nden Şahin Tepesi'ne diye projeyi revize ettik. Ve bununla ilgili de bize fizibilitesi geldi. Rakam kabataslak olarak söyleyeceğimiz zaman hemen hemen 16-17 milyon euro civarında bir rakamdır. Fakat bizim yapım rakamı bizi çok ilgilendirmiyor. Bizi bunun sürdürülebilir rakamı önemlidir işletmecilikte.
Şimdi burada biz o bizi çok şey yapıyor. Yani kaç paraya bunu yapacaksın? Ve Rize'de 120 binlik nüfusta kaç kişi her gün binecek, buna gidecek yahut da yazın bunu sirküle edecek de yıllık ortalaması, aylık ortalaması, günlük ortalaması nedir bunun? Evet biz şunu biliyoruz. Eğer buraya biz teleferiği kazandırırsak insanların, turistlerin, gelenlerin 5-6 saat daha kalış süresi uzayacak. 5-6 saat kaldıkları için geceleme imkanları olacak ve kişileri burada daha fazla ikame ettirmiş olacağız. Burada bir sıkıntı yok verim açısından. Ama bunun sürdürülebilir tarafını hesap etmemiz lazım. Rize 750 bin yahut da 800 bine yaklaşmış az önce örneğini verdiğiniz bir il değil. Sonuçta 120-150 bin nüfuslu bir il ve kaç kişi bunu hevesiyle beraber binecek ve sirküle edecek yine. Bizi ilgilendiren bu tarafı. Şimdi pandemiden dolayı da ancak iki kez gelebildi o vatandaş buraya, Avusturyalı firma. Yine gelecek. Ben onu ta şeye kadar, mesela öyle şeyler öğreniyoruz ki o firmalar bize bu rakamları diyorlar ama bakıyorsunuz ki başka bir ülkede çok daha düşük rakamları yapıyorlar. O ülkeden bile rakamlar aldırtıyorum şu anda ki pazarlık edebileyim onlardan diye. Bu rakamları çok aşağılara düşürtmemiz lazım ki verimli olsun. Çünkü bakıyorsunuz ki İtalya'da, İsviçre'de binlerde, 2000'lerle ifade edilen teleferikler var. Ya bu fiyatlarla olsa bunların yapılma şansı yoktu. 1000 tane, 2000 tane. Bu bizim çay teleferi değil sonuçta. Yani bu ciddi bir iş. Ama o rakamlar bizim ülkelerimize gelince çok abartılı hale getiriliyorlar. Çünkü sadece onları yaptırmak zorunda kalıyorsunuz. Yarısını onlardan, yarısını yerli yaptırmaya çalışsan sistem bozuluyor, akord olmuyorlar vesaire. Biz de üzerindeyiz, çalışıyoruz, iyi bir noktaya getireceğiz. Yapım maliyetinden ziyade ben işletme maliyetini daha önemsiyorum. Başkanım, bazı şeyleri ithal edince tabii çok zorlanıyorsunuz. Geçen Mimar Sinan gibi bir değerin hayatını okurken, yani İslam coğrafyasına ve İstanbul'a kazandırdığı eserleri görünce inanılmaz gurur duyuyorsunuz. Evet. Ama Mimar Sinan'ın tedavisine bir doktor çağırıyorlar ve neredeyse Mimar Sinan'ın servetinin yarısı son yıllarındaki tedavisine gidiyor. Yani o manada hakikaten ihtiyaç duyduğumuz şeyler artık kendimizin bir anlamda tabii, üretmesi tabii, gerekiyor. Lazım. Yerli ve millileşme evet. Adına bunlar önemli. Tabii bundan önce en önemlisi başkanım aslında Millet Parkı'na değindiniz. Rize baktığın zaman dışarıdan tamamen yeşil, doğa, yeşilin her tonu var gibi yorumlanıyor ama merkezi noktalarda ciddi manada ağaçlandırma ihtiyacı olan, özellikle sahil kordonu, bugün İzmir'le yarışabilecek bir kordon ama evet. Kullanım anlamında maalesef çok bu noktada doğru. Ciddi sıkıntı var. Gittiğimiz zaman Ordu, Ünye, Fatsa sahillerini gördüğüm zaman inanılmaz keyif alıyoruz. Terme aynı zamanda evet. Keza. Şimdi bu noktada Millet Parkı'nın getireceği şeyler ve sahilin kullanımı anlamında esas katkı sağlayacağı neler olacak? Ne zaman bu şehir artık sahille barışık bir hayata geçecek? Çünkü pandemi de artık yavaş evet. Yavaş tam kapanmanlardan belki de sona erecek. İnşallah Muhittin Bey bu sene yani 2021'in sonuna kadar sahili çok yani Millet Bahçesi'nin haricinde Çaykur'un oradan İslampaşa sonuna kadar daha farklı bir sahille yüz yüze geleceğiz inşallah. Yani sadece bisiklet yolu, yürüyüş yolunun yanında biz yeni bir çalışma başlatmıştık. Öyle bıraktık onları. Çünkü başka bir malzemeyle anlaşmak o kadar bir renk katlı geldik. Sahil onu söyleyeyim. Yok daha mükemmel. Ben orayı şu anda şey yapmıyorum. Tümüyle beraber şeye kadar Çaykur'dan İslampaşa stadın oraya kadar ki alan çok mükemmel hale gelecek. Hele biz Spor Toto ile ilgili de o eski yat limanı dediğimiz alanı da çok güzel bir rekreasyon alanına kazandıracağız. Onun da ihalesi bitmek üzere. İhaleye çıktık. İhalesi bitmek üzere. İnşallah onu hayata geçirdiğimiz zaman sahil Millet Bahçesi'nin başlayacağı yere kadar bu sene sonuna kadar çok güzel bir hale gelecek. Ondan sonrası da Millet Bahçesi ile beraber bütünleşecek. Biz şu anda mesela şeyde de limandan Ali Paşa'ya kadar da bir bisikletle sahil yolu projelendirmesi yapıyoruz. O taraf çünkü eksik kalmıştı. Tek kalıyor bizim işte balıkçı toptancı hallerini düşünün. Oradan Fener sosyal tesislerine oraya başlayana kadar ki ara liman geçişinde sağlarsak o aksı kurabilirsek ta oradan oraya kadar yaklaşık 15 kilometrelik bir aks hem bisiklet hem yürüyüş yolunda açılmış olacak. Sahil bizim için de çok önemli. Ben sahilde gezince diyorum ki sadece şu sahili güzel ağaçlarla işte oturma yerleriyle yürüyüş akslarıyla mükemmel hale getirebilirsek insanların nefes alaması için mükemmel bir yerimiz var denizle bütünleşen olarak. Burada inşallah güzel şeyler göreceğiz. Millet Bahçesi buna daha müthiş bir renk katacak.
Burada rahatım, konuşabiliyoruz. Yine yeşil alandan bahsettik şehir içerisinde. Ben hani girişte de söyledim. Şuradan bir iki gün sonra gideceğim özellikle. Çünkü rengarenk ağaçlar istiyorum ve büyük ağaçlar istiyorum. Mesela biz şu anda Portakal'ın mahallesinin tam karşısında bütün portakal mandalina diktik ama biraz ufak kaldılar. Ben onları daha da büyük olmasını istiyorum mesela orada. Portakallık mahallesi tamamıyla öyle bir portakal olsun sahil tarafı. Oradaki ağaçlandırmaları renklendirmek istiyoruz. Yine ilk kez çınarlar aldık İslampaşa'dan o aralardan ve büyük çınarlar aldık. Belki birkaç sene sonra hemen bayağı serpişecek, oraları gölgelendirecek çınarlar aldık. Bütün sahil boyunca düşünüyoruz onları. Park bahçelerimize yeni bir yer daha kazandıracağız orada. Çiçeklerimizi kendimiz orada daha fazla ekelim ve şeye kazandıralım diye. Park olarak biliyorsunuz eski Sağlık Müdürlüğü ile Orman Müdürlüğü'nün 3,5 dönümlük yerini biz tahsisini tamamıyla belediyeye aldık. Orası yeni bir park alanı olacak. Ve oradaki proje de bitti. İnşallah yakın zamanda yarısını çıkıp başlatacağız oraya. Tabii ben altta bir kod farkı var Cumhuriyet Atatürk arasında. O kod farkını kullanarak altında bir 100 araçlık bir otopark sığdırıyoruz o bölge için. Üstü de yeşil alan olacak. Ve orada bile ben gerekirse otoparktan, arabalardan fedakarlık edin. 3,5 dönümün bir ucuna bir tane, bir ucuna da bir tane kocaman kanallar açacağız. Ta üstten aşağıya kadar toprakla bütünleştireceğiz. İki tane büyük çınarın büyümesine, yıllarca büyüyünce oranın bütün gölgelenmesini sağlayacak bir çınara sahip olacağız. Yine bizim eski 100. yıl parkı dediğimiz 15 Temmuz parkı olan hastanenin yan tarafındaki park. Orayı ele aldık. Projelerini yakın zamanda herhalde bitirir arkadaşlar. Orayı bir ele alacağız. Orada da oturulup işte konuşlandıracak bir yer olsun diye. İşte Deniz Feneri Kafe belki slaytlarda geçti. Yani şurası 12 dönümlük bir alan. Tamamıyla içerisinde bir deniz müzesi de olacak. Bu inşallah şöyle 4-5 ay sonra içine gidip oturacağımız hale getireceğiz onu. Yeşil alanlar olacak. Burada iki tane büyük gençler ve küçükler için iki tane büyük park olacak. Yani şöyle çocukların ben öyle diyorum arkadaşlar. Çocuklar içerisine girince hangisinden başlayalım diye şaşıracaklar park yapın. Bir tane salınacak bir tane kayacak değil yani. Böyle ne varsa serpiştirin oraya diye. Burada güzel bir park alanı olacak. Isırlık bizim için çok önemli. Isırlık'ta ben bugüne kadar beklememin bir sebebi de hem etrafını tellerle çevirdik. Şimdi yeni bir yerliyle Orman Müdürlüğü'nden, Genel Müdürlük'ten bir istikak daha aldırttık. Oraya bir kuş gözlemevi de kurdurtturuyoruz. Kapısı yeni yapılacak. Betonlamalarını bitirmeye çalışacağız. Ama daha önemlisi ben Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın Tabiat Varlıkları Genel Müdürlüğü'nden geçen arkadaşları çağırttırdım buraya. Orada gittiler inceleme yaptılar. Türkiye'nin çok değişik yerlerinde yapılan en güzel millet bahçelerindeki proje yapan arkadaşları çağırdık oraya. Orayı yeniden onlar da değerlendiriyor. Daha farklı formata ve ben oraya hep hayalim işte bir botanik bahçe olsun. Yani insanlar sadece serinlemek için gidip efendim kamelyada oturacağı bir yerden ziyade 5-6 saat vakit geçirebileceği bir yere olsun diye. Yani öyle bir yere karıştırmak. Bu bizim için güzel bir şey olacak. Kaleyi yeniden ele aldık. Bir bütçe aldık Turizm Bakanlığı'ndan. Hem yollarını 1000 adımda kale diye ta simit fırının oradan kalenin oraya kadar güzel bir nostaljik tarihi yol ve üzerini de rekreasyonunu yaparak orada bir yer kazandıracağız. Meydanda biliyorsunuz bir yerimiz var. Halen duruyor. İnşallah şöyle bir iki hafta içerisinde üzerini hazırlayıp bu meşhur helikopterimiz hazır artık imalatı bitmiş. Getirip oraya bir dizayn edeceğiz ve altı da yine kafeterya olacak. Evet. Onun ne üzerinde. Başkanım çok merak ediliyor. Benim de sorularım arasında orası vardı. Orası altı norma belediye ait bir yeme içme yeri yani restoran. Şey değil restoran tarzında değil. Kahvaltının olabileceği, içmenin olabileceği yoksa bir lokanta hüviyetinde bir yer değil. Daha basit yiyeceklerin, oturma yerlerinin olduğu yer. Üstünde de 12 kişinin içerisine sığacağı bir cep sineması gibi bir helikopter düşünün. Fiberden yapılmış büyük bir helikopter. İnsanlar onun içerisine girecekler. Şu anda çekimleri 1 Nisan, Mayıs, Haziran çekimleri kaldı. 4 mevsimi yaşayabileceğiniz 7-8 dakikalık bir film. VR gözlüklerle adeta bütün Rize'nin turizm noktalarını gezip oraya geleceğiniz bir atmosfer, simülasyon noktası olacak. Turizme ciddi bir ivme kazandıracak.
Başkanım ben... Bu arada turizmle ilgili şu da var. Bunlar normal sorularımızda da yok. Çünkü biz kimseyle de paylaşmadık onları. Bakın inşallah pandemi bizi sıkıntıya sokmasa 10-12 Haziran aralığında belki kayabilir. Gastro Rize, uluslararası bir yemek ve Rize ile ilgili gezi festivali yaptırıyoruz. Uluslararası düzeyde olacak ve bunu geleneksel hale getirirsek de Rize'nin yeme ve gezme ve turizmine müthiş bir katkıda sunmuş olacak. Yerel basınla da toplantı yapacağız ama ulusal basında da İstanbul'da bir toplantıyla bütün Rize'nin yöresel yemeklerini, tadlarını, noktalarını tanıtan çok müthiş bir çalışma içinde arkadaşlar. İnşallah onu da başarırsak Haziran aylarında hayata geçirmeyi düşünüyoruz. Evet. Meslek hayatımızda hep şunu hayal ettim ben. Şehrin bir hafızası olması gerektiğini hep konuştuk zaman zaman sohbetlerimizde. Evet. Bir dağınık yapı, belediye başkanlığı ayrı bir noktada, işte valilik ayrı bir noktada işler yapıyor. Mesela örneğin Karadeniz sahil yolu yapılırken Menderes Bulvarı'na tek giriş veren zihniyeti hep uzun zaman konuştuk. Nasıl oldu da buraya tek şerit sığdır o devasa kavşağa? Ondan sonra dedik ki işte neden AVM'yi işte şehrin merkezine gömdük dedik. Sonra dedik ki niçin Menderes Bulvarı'nın bu trafiğini azaltmak yerine işte gidip Emniyet Müdürlüğü'nün o bölgeye soktuk dedik. Daha sonra işte viyadükle ilgili çalışma başladı. Ondan sonra iptal oldu. Neden bu daha geniş bir kapsam araştırma yapılmadan hemen inşaata karar verildi? Sadece orada değil. Tıp Fakültesi'nin önündeki iki viyadüğü iptal ettik. Pehlivan Taşı'nın oradaki tüneli iptal ettik. Yani oradan Artanlar Camii'nin oradan Fener'e çıkacak biliyorsunuz şeyi ref ettirdik. Yani mevcut yolu programı aldırıyoruz geçmesi için. Yani bunlar büyük fotoğrafla ilgili meseleler tabii. Şuraya geleceğim. Aslında biliyoruz ki şehrin belediyelerin aslında büyük bir yetkisi var bu anlamda. Belediye onay vermeden hiçbir işlem yapılamıyor. Rahmi Metin Başkanlığı'nda şehirde bundan sonra artık böyle gelişigüzel bir yapılaşma, gelişigüzel bir konuşlanma olmayacak. Daha geniş kapsamlı araştırmalar yapıldıktan sonra biz başlayacağız diyebilir misiniz? Çünkü bu şehir büyük zaman kaybetti. Menderes Bulvarı'nın trafiğini hafifletmekten bahsediyoruz ama bütün yeni yapılaşmaları oraya yığdık. Adliyemiz orada, emniyetimiz orada, çaykurumuz orada, AVM orada. Bunun gibi ben başkan olduğum müddetçe artık bu şehirde gelişigüzel yapılaşmadan ziyade bütün şehrin üzerine mutabık kaldığı noktalarla ilgili adım atacağız diyebilir miyim? Başkanım buna şöyle ilave bir şey edebilir miyim Hasan'cığım? Aslında uzun devreli gelişim planı diye bazı planlamalar var. Yani her belediye başkanı geldiğinde kendi dönemiyle ilgili AVM ben oraya yaparım. Ya aslında bu şehrin uzun devreli planı olduğunda siz de yarın ikinci dönemimizde belki olur olmaz bilemiyoruz. Veya sizden sonra bir başkan geldiğinde. Yani hayır ben işte Rami Bey'in o yaptığı bana göre uygun değil. Ben kişisel olarak bunu. Aslında şu anda bu şehirde konsorsiyum sağlanmışsa siyaset, parti, bütün bürokrasi uzun devreli bir plan yapılamaz mı? Ve gelecek belediye başkanı yani AVM oraya yapıldı veya neyse başka türlü kavşaklar, viyadükler yapılacaksa bunlar gerçekten gelecek 100 yılı da 50 yılı da hesaplayarak nüfus artışını, trafik artışını buna göre planlanıp yapılsa yarın bir gün o belediye başkanları da belki bu yapısal sorunlarla karşı karşıya kalmaz. Böyle bir planlama olabilir mi? Belki mesela başkanım bir kültür de oluşturabilir bu tabii, davranış şekli. Tabii. Mesela belediye başkanı şunu diyecek mi Rami Başkanımız? İşte belediyenin mühendisleri karar verdi. Doğrudur mu yöntemi yoksa hayır biz evet belediyenin mühendisleri de yetkin ve etkin ama dışarıda da bir göz baksın diye tabii ekstra bir hizmet alacak mısınız bu anlamda? Şimdi burada tabii önemli olan hakikaten ilin STK'ları da bu işin içerisinde olması lazım. Yani ilin hafızası dediğin zaman ilin hafızası sadece belediye değildir. Sadece işte valilik değildir. Çünkü orada kişiler de gelip geçiyorlar. Hafıza genel bir kültürdür aslında. O şehrin kimliğidir. Temsil anlamda belediye dedim. Yani tabii tabii anladım. Anladım. Yani ben de şunu anlatmak istiyorum. Yani bu şehirde yaşayanlara bir biz duygusunu, bir kent aidiyet duygusunu kazandırabildiğimiz müddetçe benim kentime şunu yapamazsın, benim şehrime şunu yapamazsın, karakterine uygun değil diye bir refleks olması lazım. Bu refleks STK'larıyla beraber bütün işte bu resmi kurumlarıyla beraber bir tepki göstermesi lazım. Bu tepki derken de bu olumlu bir tepkiden bahsediyoruz. Yani ben her zaman işte şu olmasın demeye karşıyım. Bu olmasın değil de bunun eğer olmasının bu şehre bir katkısı varsa en optimum yerde olmasını tartışabilmemiz lazım. En verimli yerde olmasını tartışabilmemiz lazım. Alternatiflerini çoğaltabilmemiz lazım diyenlerdenim. Şimdi biz mesela geldik Rize şehrinin işte 5000'lik planları
O onay aşamasındaydı, o geçti. Binlik planlarını işte 1,5 yıldır imarı kapatmıştık. Binlik plan, uygulama planlarını da geçirdik geçen aylar itibariyle. Artık bu şehrin belirli bir kodlarında, yani Ali Paşa'dan şeye kadar, Bozukkale'ye kadar belirli bir kodlarının üzerinde artık siz 10 katlı, 8 katlı binalar göremeyeceksiniz. 3 katlı, işte 4 katlı eğimin durumuna göre binalar. Belirli bir kodun altında, bu kod da yer yer 100-150 metre arasında oynayan bir kodlar. Çünkü şehirde daha önce yapılaşmış olan yerlerin de arkasından o çizgiler çizmek zorunda kaldık onları yıkılmayacağı için. Yine biz 3 boyutlu olarak bakıyoruz. Nerede ne yapılıyor? Böyle bize bir gösterin bakalım. O coğrafyaya bunu koyduğunuz zaman sırıtıyor mu? Nasıl bir algı oluşuyor diye. Bunlar özel mülk binalar için konuşuyorum. Kamu binalarıyla ilgili daha rahatız tabii. Yapıp yaptırmamakla ilgili daha fazla direnebilirsiniz. Bunlar eğer bizden sonra binlik planlar adam der ki değiştiririz ya bunları değiştirelim de şöyle bir şey yapalım dediği zaman eğer bunların üzerine titizlikle durulmazsa burada bir kararlılık sergilemezse şehir o zaman bozulabiliyor tabii. Başka bir şey çıkıyor. Başka bir şekil oluşuyor. 1950'ye kadar, 60'a kadar Rize'nin planlaması da çok güzeldi. Yani 1940'lı yıllarda Alman yine şehir planlamacılar tarafından gelinmiş bir şehir planlaması yapılmış. Ama 1950'li 60'lı yıllardan sonra özellikle çay geliriyle beraber iç göçün fazlalaşması, akabinde dolgularla beraber şehrin yapısının genişlemesiyle beraber durulamamış, o akımın önüne durulamamış. Bu zor bir şeydir yani. Siz bir iki yere müdahale edebiliyorum ben. Eğer istisnai yerler varsa yıkmakla ilgili cesaret bulabiliyorsunuz. Ama bu yıkmam gereken yer 100 tane yer olunca 50 tane yer olsa ben de yıkamıyorum onları. Bu sefer onlar istisnaiyken kaydı olmaya başlıyorlar ne yazık ki. İşte 1950-60'lı yılların akabinde ve yıllar sonra da bunlar yaşanmış. Türkiye'nin genelinde de yaşanmış, özellikle ilimizde de yaşanmış. Ama yeni düzenleme inşallah bu uygulama planları, binlik uygulama planları üzerinden yapmaya gayret ediyoruz. Tabii Rize'de yersizlikle ilgili bir sıkıntı da var. Birçok problemimizin bir karşılığı da bu. AVM'yi hepimiz konuştuk. Oradan ziyade ya şehrin girişine ya çıkışına. Ben mesela şimdi terminal gündemimde var. Bir yer arıyorum. Nerede olacak? Şehrin girişinde olması lazım yani. Bak çıkışı da demiyorum. Girişinde olması lazım. Bunda çifte kabak Ali Paşa o bölgeyi gösteriyor bana. Bu şehrin içinde kalkması lazım. Başkanım şimdi, çok özür dileyerek. Buralarda bir yerde yapmam lazım. Dere pazarı da artık şehre entegre olmuş tabii, bir noktada. Tabii. Yani dere pazarının bile bugün baktığınız zaman şehir merkezlerine en uzak ilçelerin 8 pazarı, kilometre. Tabii, yani bugün artık 5, dere pazarı kilometre. Rize denilir. Yani burada. AVM diyorum ya şehrin girişinde ya çıkışında işte zamanında konuşlanması lazımdı. Belki olsaydık böyle bir direnme olur muydu? Olurdu ama geçmişte de herkes bir mücadele vermiştir, bir şey vermiştir ama o günkü konjektürü bilebilmek lazım. Basınç durumlarını görebilmek lazım. Ama şunu kesinlikle söylüyorum. Aslında sorunuzun özünde şu var. Eğer yapılan işleri bir makam işgal etmişseniz, sizler şu anda hepiniz belirli işlerle meşgulsunuz. Eğer işinizi dert ediniyorsanız sonuca ulaşıyorsunuz. Peki dert edinmek ne demektir? Bu hep söylenir de dert edinmek nedir? Ben hep şöyle anlatırım dert edinmeyi. Yani bir annenin çocuğu hastalandığı zaman ne yapar? Alır onu hastaneye getirir. Çocuk doktor ona ilaçlar verir. Alır eve getirir. O ilaçlar uygular ona. Uyguladı ama çocuk iyileşmedi. Orada biter mi? Dert edinmek o çocuk iyileşene kadar bütün çözüm çarelerini, yollarını, alternatifleri aramaktır. Sonuca ulaşmaktır. Dert edinmek budur. Yoksa ben ne yapayım ben seni doktora getirdim iyileşmedin. Bana ne? Keşke eğer bir bürokrat olmadan bir çözüm metodu bulabilsek başkanım aslında. O ana da, planlama oradan başlıyor. O da güzel. O da daha öndeki problem. O da dert edinmeyle ilgili bir meseledir. Şehrinizi dert edinerek gelecekte burada bir kaotik yapı olmasın diye planlamasını yapabilmektir. Şehir planlaması yapabilmektir. İşte belki programın başında söylediğim bu şehirde 60-70 bin bu coğrafyada yaşaması gerekirken 150 bin kişi yaşanır hale geliyorsa, şehri sağa sola yayamıyorsak, bu da bir sıkıntı. Ha şu anda yayma ile ilgili çalışmalar da yapılmış. Salah tüneli şehri yaymak için bir fiziksel mekan ferahlığıdır. Pehlivan Taşı'nda o kadar tünelin yapılıyor olması, işte Üç Kaya'dan, Orta Pazar'dan başlayıp o coğrafyada bu şehrin
gelişmesi, getirilmesi içindir. Biz yaptığımız imar planlarında işte Gündoğdu ve Ali Paşa taraflarını biraz daha imarları belki rahat olsun diye yaparken şehir içini daha sıkılaştırmaya çalıştık ki şehir sağa sola akslara gitsin yine. Ama ne yazık ki Hopa'dan Samsun'a kadar bu sahildeki bütün şehirler, Muhammed Bey sen de çok gidiyorsundur, şimdi geziyorsundur, yatay bir şekilde, denize yatay bir şekilde büyümüş. İçeriye doğru gitmemiş. Niye? Çünkü şehirli, denizi görüyorsanız şehirde oturuyorsunuz, denizi göremiyorsanız kırsalda oturuyorsunuz gibi bir algı var, psikolojik bir algı var. Bu algıyı kıramadığınız sürece herkes bu taraflarda oturuyor. Başkanım az önce dediniz ama, ya pozitif etkiden örnek verdiniz. İlla inadına hayır demek çözüm değil dediniz. Mesela yakın tarihte hepimiz biliyoruz ki bir otel projemiz vardı. Hı. Yerle ilgili tartışma yaşandı. O tartışma büyüdü. Abartılı boyuta geldi ve 10 yıl sonra biz şehirde oteli yapabildik. Yine çay kanunu ile ilgili çok kapsamlı bir çalışma yapıldı. Ama o çalışmayı koordine edememekle ilgili problem olduğu için çay kanunu hala bizim için bir hayal boyutunda. Onun için ya bu anlamda şehrin emini pozisyonundaki evet. belediyenin varlığını önemsiyorum ben. Hakikaten eminlik yaptım. Hasan Bey, benim de hayalim şu. Bazen eski tecrübeli belediye başkanlarımızla, abilerimizle Türkiye genelinde konuşunca hem iltifat olsun hem de aslında biraz onlara sistem tarzı şunu diyorum. Diyorum abi ya bu belediye başkanlığının bir kılavuzunu hazırlasaydınız da biz de okusaydık buna göre yol haritası çizseydik. Evet. Aslında bundan ziyade şehirlerin yukarıdan bakıp bir şehir planlamasının yapılması, 5000'liklerinin, işte 100000'liklerinin ve binliklerinin yapılması ve en önemli şey bunları yapmaktan ziyade bunların da katı bir şekilde uygulanması lazım. Yani bugün işte Avrupa'da dediğimiz bir şehre gittiğimiz zaman bakıyorsunuz ki 100 yıl önceki imar planı, 80 yıl önceki, 50 yıl önceki, 20 yıl önceki, bugünkü aynı. Aynı şekilde. Oynanmamış onlardan. Şimdi bu statiklikle ilgili bir şey ama bizim tabii devlette olarak baktığımız zaman da gerek tarım toplumundan sanayi toplumuna, gerekse 1950'lerden sonraki hızlı göçlerle beraber biz bir dönüşüm, yani bugün Batı Avrupa'nın 1850'lerin sonunda 1900'lerin yılların başında yaşadığı o iç göç hareketliliğini biz 1950'lerden sonra yaşadık. Şu anda böyleyiz. Ben inanıyorum ki her şehir, Rize'de dahil olmak üzere, bundan sonraki yıllarda bu stratejiyi daha fazla muhafaza edecek, daha nitelikli şehirlere biz de inşallah belki 10, 20, 30 yıl sonra dönüşeceğiz. Başkanım aslında şehir plancılığı ile alakalı bir Rusya'da Türk şirketinin yaptığı bir çalışmaya örnek verecektim. Az önce aklımdaydı. Yani bir büyük, devasa AVM projesi yaparken ilgili kentin belediyesi geliyor ve 20-25 yıl içerisinde bu bölgede bir tramvay istasyonu planı olduğunu ve kendisine 25 metrekarelik bir alan bırakılmasını talep evet. ediyor ve buna karşılık da kamulaştırmasını o gün yapıyor. Yani binanın bile planlanmasını o güne, o günün şartlarına göre hazırlattırıyorlar. Evet. Şimdi bunları görünce başa dönüyorum. Bugün konuşulan işte Karadeniz'de bir işte tren yolu, tren yolculuğu var. Ama bakıyorsunuz 20-25 yıl önce yaptığımız Karadeniz sahil yolunda maalesef o tren yolculuğu için bir orta refüjde bir alan bırakmamışız. Yani bugünden evet. onu planlamamışız. Sizin hükümetinizin... Muhittin Bey, 25 yıl önce sizin gibi 5-10 tane gazeteci bunları söyleseydi belki o dediğiniz o gün yapılırdı. İşte bugün bu farkındalıklar arttıkça sizler gibi işte ve basın organları, sivil toplum örgütleri bunları yüksek seslerle söylediği zaman evet. Olabilecektir. Futbol maçı başlamadan önce takımı kur, maçtan sonra senin yorumuna ben saygı duyayım. Yani yoksa maçtan sonra herkes yorum yapabiliyor. Şunu dese, şunu oynatsaydı, şunu yapsaydı yine. Biz biraz böyle yapıyoruz. Yani evet şu söylediklerini ben bugün için diyorum. Mesela bugün Rize'de millet bahçesi yapıyoruz. Dolgu yapıyoruz. İşte bugün Rize'de pazar yolu diye 39 metreyi açarak bir yol yapıyoruz. Peki bunların yarın Rize'ye getirebilecek sıkıntılarını şimdi bizim önümüze koyması lazım ki birilerinin burada şu önlemi alalım diye. Yani burada fütüralistlerin çok iyi çalışması lazım bunu, ki gelecek başkanım, adına. Şunun için söyledim. Yani teleferik projesiyle beraber konuşulan bir tramvay projesi vardı. Üniversitenin çifte kavaktan başlayıp. Bak konuştum ben şimdi geçen tramvayı, hafif tramvayı sistem, evet. konuştum. Bu bir ihtiyaç mı? Yani en önemli aslında şehir için ihtiyaç mı? Geleceğe bunun planlaması işte Batçık yaparken Menderes Bulvarı ile evet. beraber mevcut Karadeniz sahil yolu şehir içerisine kazandırılırken
Bunlar nasıl değerlendirilir? Tramvayı onu... konuştum. Geldiğimden beri bana da çok kişiler diyor onu. Hafif raylı bir tramvay sistemi, nostaljik bir tramvay sistemi. Üniversiteden nedir şeye kadar, Engindere'ye kadar ve hatta daha da alabilirsin. Şimdi lojistikten havaalanına kadar bu projeksiyonlar geliştirebilirsin. Ama herkes şunu diyor. Yani 600-700 bin nüfusun altında rentable olmayabilir bu. Bu İstanbul'da çok uzun yıllar çalışmış, şimdi işte bu altyapı genel müdürlüğünü yapan arkadaşımızın bize projeksiyonu. Yine Samsun eski Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Ziya Yılmaz'la konuştuğumuz zaman, o ilk yaptığı zaman 15 sene önce tramvayı, uzun yıllar zarar diye açıkladılar. Sonra toparlamaya başladı kendisini. Yani diyorum ya, sürdürülebilir taraflarını konuşabilmek lazım. Bize birçok kişi diyor. Ben şimdi o fantazi olan bir şeyi daha söyleyeceğim. İşte tematik akvaryum. Yani o geçen programda da evet. Dedim ya. Hakikaten ben de incelettirdim. Türkiye'de 5 tane şehirde var. Yaklaşık 20-25 milyon euro civarında bir rakam tutuyor. Şimdi ben bunu nasıl diyeyim ki evet yaparız onu diye. Yani bizim trafik konuşuyoruz. Elzem problem, su konuştuk. Kanalizasyon konuştuk. Tematik akvaryum. Yani Türkiye'de 5 tane şehirde var. Büyük şehirlerde ve sirkülasyon olan şehirlerde var. Burada biz bilmiyorum. Yine ben bakacağız. Yani daha masum bir şey ne var onunla ilgili de. Bunu şey yapamayız. Tramvay. Nüfus hesap etmek lazım. Bana Monaco'yu örnek veriyor genç mühendis arkadaşlar. Diyor ki Rize'nin coğrafi silüeti Monaco'ya benziyor. Niye biz Monaco gibi bir şehir olamıyoruz? Monaco'da o silüette baktım 60-70 bin nüfus var. Yani o zaman rahat bir nüfus var diyorsunuz. Yani bazı soruları sorduğumuz zaman veyahut da Rize'ye istediğimiz zaman Rize'nin az önce Muhammed Bey'in dediği gibi işte metrekareye düşen 2000-2500 arası milimetre yağışından, efendim sisinden, coğrafi düzeninden, nüfus yoğunluğundan, gelecekteki nüfus projeksiyonundan hepsinden bakıp bu Rize olur mu olmaz mı bakabilmemiz lazım. Yoksa sadece istemekle olmuyor tabii. İstemek bazı şeylere yetmiyor. Evet, evet. Rize'yi çok geniş kapsamda konuşuyoruz ama bir 6 dakika daha reklam için izin istiyorum. Sonra devam edeceğiz tekrar. Rize'nin geleceğine ilişkin başkanımızın düşüncelerini konuşuyoruz. Bizler de sorularımızla açmaya çalışıyoruz. Lütfen bizde kalmayı sürdürün. Aşikar Muhammed Kaçar, Muhittin Sandıkçı ve Hasan Fehmi Demir Sayın Başkanımızla beraberiz efendim. Muhammed Kaçar'a devam ediyoruz. Buyurun. Sayın Başkanım, Türkiye'nin gözü aslında şu an Rize'de. Belki her dönem siyasetten farklı farklı bakış açıları olmuştur ama bu dönem hakikaten kentsel dönüşüm projeleriyle sürekli buradan binaların patır patır yıkıldığı, enkazların kaldırıldığı görüntüleri ulusal medya arkadaşlarımız bizlere iletiyoruz. 1960 yılların ortasında burada bir deniz dolgusu yapıldı. Akabinde 2-3 katlı binalar yapıldı ama sonradan farklı farklı dönemlerde bunlara ilave katlar çıkıldı. O zamanki yapı teknikleriyle tabii günümüzün yapı teknikleri çok ciddi fark var. Deniz dolgusu üzerinde olması nedeniyle korozyon etkisiyle maalesef bu binalar riskli duruma geldi. Dolayısıyla aslında uzun bir zamandır konuşulan, projelendirilen ama bir türlü başlayamayan bir kentsel dönüşüm projesi bugünlerde başladı. Ciddi bir yıkımlar yapıldı. Son bir belediye doktora sitesi zannedersem bloğu kalmıştı. Hı hı. Onda da yarın bir yıkımın olacağını söylediniz. Şimdi burada verilen gün ve takvimle ilgili vatandaşların beklentisi, endişesi de olabiliyor. Çünkü kent ticaretinin büyük oranda döndüğü bir yerde. Hakikaten de Trabzon'da takip ediyoruz. Çatlak sesinin de neredeyse çıkmadığı bir durum. Yani işte 2004'teki pazar yıkımlarına örnek verdik. Birçok olay olmuştu. Şimdi sorum şu aslında. Vatandaşın da beklentisi bu yönde. Baktım sorularla ilgili de size gelen yorumlarda da çok bu yönde vatandaşın beklentisi var. 500 gün gibi bir iş takviminden bahsediyorum. Bir kere bu 500 gün başladı mı? Yıkımlarla mı başlıyor? Binaların inşaatıyla mı başlıyor? Bu 500 gün içerisinde bu olacak mı? Niye? Çünkü insanlar asıl merkezlerini bıraktı. Farklı farklı yerlerde kimisi açtı, kimisi açmadı. Kimisi o süreyi bekliyor kira vermek için. Hakikaten ciddi bir beklenti var. İnsanlar eski yerlerine dönüp tekrar o ticaret hacmine kavuşmak istiyorlar. Bu 500 gün içerisinde bu projeyi tamamlayabileceğimiz bir öngörü var mı? Bir de hakikaten önemli bir konu. Bugün meydan projesini fuara kazıklarıyla güçlendirerek yaptık. Ancak orada en alt katla ilgili bir takım sıkıntılar olduğu söyleniyor. Evet. Yapı tekniğiyle ilgili bir sorun mu var bilmiyorum. Evet, siz açarsınız. Evet, evet. Aynı endişe burada. Gerçi burada daha sıkı bir çalışma yapıldığını söylediniz. Burada böyle bir şey olmayacak dendi ama. Yani şimdi meydan projesinde olmayacağını söylemiştik. Evet. Ama ortaya böyle bir tablo çıktı. Tüm bunlarla ilişkili 500 gün içerisinde tüm bu verilen sözler
yerine getirebilecek mi? Bununla ilgili neler söylersiniz? Şimdi teşekkür ediyorum. Tabii Rize'de böyle bir projeyi 24 dönümlük ve Rize'nin ticaretinin %30-40 kalbinin attığı bir bölgede Rize'nin en etkili tüccarlarının bir arada olduğu bir bölgede kısa bir sürede, aslında kısa süre değil yani bunun yıllardan beri gelen ama biz geldikten sonra çok toplantılar yaptık. Yani esnafımızla, ticaret odasında, ticaret esnaf odalarında, biz belediyede, sokakta, esnafın dükkanında, her yerde anlattık. Hep somut şeyler istendi tabii. Ne kadar zamanda olacak, bize ne kadar mal olacak, bizim buradaki kaybımız ne olacak, gelirimiz ne olacak vesaire. Ama aslında Rize'de bu projeyle beraber sadece fiziksel bir dejenere olmuş, bir statik açısından korozyona uğramış bir yapıdan ziyade hukuksal anlamda da çok dejenere olmuş bir yapıyı çözüyoruz. Ya burada çok hisseli yerler, hazinenin yerleri vardı. Kendi içerisinde mülkiyetle ilgili problemleri vardı. Hisse dağılımlarıyla ilgili üstüyle, dükkanıyla yıllara göre şerefiyeler değişmiş ama hisse oranları aynı kalmış yerler vardı. O kadar hukuksal mevzuatları vardı ki. Tüm bunların temizlenmesi açısından da çok önemliydi. Ve esnaf arkadaşlarımıza, dostlarımıza, büyüklerimize ben bu ekranlardan yine teşekkür ediyorum. Bizim de hep beraber olduk onlarla beraber ve bize de inandılar. Ve biz de gerek vekilimizle beraber, gerek il teşkilatımızla beraber hem Ankara'da hem Rize ayağında burada çok ciddi mücadeleler verildi. Direnişler sergilendi. Hem Cumhurbaşkanımızın şehri olması hesabıyla hem buradan tekrar teşekkür etmemiz gereken Çevre Bakanımız Murat Kurum'un destekleriyle beraber ve aşağıdaki bütün TOKİ ve kentsel dönüşümdeki altyapı kentsel dönüşüm genel müdürlüğündeki bürokratlarla hepsine teşekkür ediyoruz ki çok ciddi anlamda bir şey yapıldı. İvme kazandırıldı bu projeye. Ben halen günde her gün 2-3 kez Ankara'yla TOKİ ile bunları konuşuyoruz. Daire başkanlarıyla, genel müdürlerle o oldu, bu oldu, şu oldu yine. Evet 500 gün İhale aşamasıyla beraber başladı. Biz onu aslında Mart'la beraber, yani o yıkımların başlamasıyla beraber. O yüzden müteahhit tabii ki sahanın teslimiyle beraber bunu başlatıyor. Fakat biz bu işi erken alabilmek için aslında ta Kasım ayından beri fore kazıklar da işin içerisinde. Onlarla beraber bayağı zaman da kazanmış olduk. Biz şöyle bir ay sonra doğu tarafından bir temel atmayla beraber başlayacağız. Bir ay sonra. Bir temel atmayla kazıları oradan yaptığımız zaman başlayacağız. Şu anda 5-6 kazı makinesiyle beraber çepeçevre zaman zaman 24 saate giden çalışmayla beraber etrafı sarılıyor. Bir nevi bir bohçaya alıyoruz onu, deniz suyundan bohçaya alıyoruz. Ondan sonra inşallah dükkan katlarına kadar çok hızlı çıkacağımızı arkadaşlarımızla, müteahhitimiz de bize devamlı söylüyor. Biz de sahayı sıklıkla takip ediyoruz. Bizim açımızdan bir engel var mı? Yapacağımız bir şey var mı? Önünü açmak için. Burada çok hızlı gidiyoruz. İnşallah bir sıkıntı da olmayacak. Ben 2022'nin sonlarına doğru yani böyle söylüyoruz onu. Normalde bizim kirayla ilgili çok sorular vardı. Taşınma yardımı, kira yardımı ne zaman olacak? Hadi tamam sözler verildi ama başlıyor mu diye. Bunlar çok sıkıntılı bizim için de oldu. Ve Mart ayından başlatmak üzere kira yardımları bir taraftan işte bir iki hafta önce verildi. Taşınmalar daha önceden verilmişti. Bazen bir esnafın kendi hukuksal sıkıntısı oluyor. Çünkü mevzuatları tamamlaması lazım. O hak edişi parayı alabilmesi için taşınmayı. Onları hazırladılar. Bir iki etapta taşınmalar bitti. Yani paraları. Kamulaştırılan yerler vardı. Çok hisseli olduğu için aileler alamayınca kamulaştırma yoluna gidildi. Yani uzlaşmaya gidilmedi. Onların bir kısmı verildi. Birkaç tanesi kaldı yine hukuksal kendi mahkemelik sıkıntılarından dolayı. Şimdi orada şöyle bir sıkıntımız kaldı. Bayramdan sonra inşallah onu da aşacağız. Uzlaşma yapmış. Yani nedir? Benim orada bir dairem vardı. Atıyorum 300 lira. Ofiste uzlaştım 200 lira. 100 lira alacağım var. Ne zaman vereceksin onu? Şimdi normalde TOKİ'nin mantığında bu olaylar şöyle bitiyordu. Ben inşaatımı yapayım. Ondan sonra bakalım senin alacağım vereceğimi hesap ederim. Ondan sonra üstündekini veririm sana. Ben şimdi parayı verip de sonra niye senden alayım gibi. 2022'den sonra. Gibi. Ama biz onu da şöyle açtık. Biz burada tamamıyla net paralarla konuştuk. Yani esnafın vereceği yenilenme parası net. Oradaki üstteki konut sahibinin alacağı para net olduğu için alacağı vereceği. Onun için bunları bu konsepte düşündüğümüz için inşallah halledeceğiz onları. Sadece vakit alıyorlar. Yani öyle iş bitiminde değil. Şöyle bir aya kadar inşallah toparlanır onlar. Bir kısmını daha da
erken toparlayacağız. Ama burada belki esnafımızı en çok memnun eden şuydu. Evet, zaman çok önemli. Yani meydan gibi olmayacak, oraya ayrıca döneceğim. Burada 5 metre dükkan yükseklikleri vardı. Yani 2.60 dükkan, işte 2.40 asmakat falan 5 metre. Ve asmakattan hukuksal bir şeyi de yoktu karşılığı. Şimdi 8 metre yüksekliğinde bir dükkana kazanıyorsunuz. Yani metreküp olarak düşündüğünüz zaman müthiş bir avantajınız oluyor. Ve aşağıda sağlıklı kullanabileceğiniz iz düşümü aynı bir bodrum katınız olacak. 8 metre bodrum. Hayır. Sadece dükkanla dükkan katı. Asma, tabii 4.5'a 3.5 asma katı. Tamam. Yani altında bir bodrumunuz olacak ve sizin 50 metre, 100 metrekareniz, işte 50 metrekareden düşünürseniz 150 metrekare mükemmel kullanacağınız bir alan olacak. Aşağıda yine 450-500 yakın aracın alabileceği bir otopark olacak. İki katlı olacak çünkü birinci katında enerji jeneratör odaları, işte sığınma yerleri ve kişilerin bodrumları, dükkanların iz düşümü bodrumlar, daha altı tamamıyla otopark gibi. Şimdi onun için proje de güzel. Vatandaş da bunu, biz şunu söyledik vatandaşa. Bu proje belki 3 yıl sonra da olabilir. Belki 5 yıl sonra sizin için mutlu olacaksınız. Yahut da 10 yıl sonra olsun diyeceksiniz. Ama 10 yıl sonra da olsa bu sıkıntıyı çekeceksiniz de bu karşılıkları alarak mı çekeceksiniz onu bilemiyoruz. Ama bugün yapalım. Bu karşılıklar var. Hızlı gidiyoruz. Allah'tan mesela yani bu pandemide ticaretin hep kapandığı dönemde belki o oldu, bir ölü ticari dönemde oldu. Bu da bir avantaj mı, dezavantaj mı, o da tartışılabilir. Onun için vatandaşımız sağ olsun, esnafımız, teşekkür ediyoruz onlara. Bize de inandılar ve Rize'nin çehresini değiştirecek ve aynı zamanda bir sinerji olarak, bir dalga olarak diğer caddelere de, binalara da, cephelerine de sirayet edecek bir yeni Rize konsepti belki var ediyoruz bugünden itibaren. 10, 20, 30 yıl sonra bunun yankısı Yeniköy'den çıkacak, Yalıtaş'tan çıkacak vesaire. Ama yine meydana geçmeden şunu da ilave edeyim. Rize'de bundan sonra da yapılacak en zor iş kentsel dönüşümler. Bizim Yeniköy Mahallesi'nde, Çarşı Mahallesi'nde, düşünün Tophane Mahallesi'nde, Rize'nin en güzel yerleri. Buralarda kentsel dönüşüm ciddi anlamda sıkıntılar oluşturacaktır. Neden? Rize arkadaşlar imar cenneti, yani emsal cenneti. Türkiye'de ben bunlara hani geldikten sonra ben de Türkiye'de ortalama emsal 1.4, 1.2, 1 iken biz de 2.8'lerden, 2.4'lerden bahsediyoruz. Yani adamın 150 metrekare yeri varsa 150 metrekare üzerine oraya 7-8 katlı bina yapmış. Bugün orası yıkıldığı zaman yaklaşık o binanın %50'si olmayacak metrekare olarak. Yani 800 metrekare bir imalatı varsa 400 metrekare vereceksiniz. Ve Rize'de bu proje başlarken bazı iş bilmezler bize şunu diyorlardı eleştiri için. Burada rant var, kim rant diyecek, ne olacak hatırlayın. Yıllarca da. Ya buranın toplam imarlı alanı 23 dönümde 50 bin metrekare kapalı alanı vardı şu anda. 50 bin metrekare. Yeni durumda 100 bin metrekare olursa bir rant olur. 30 bin metrekare olacak. E nasıl bir rant olacak? 20 bin metrekare kim fedakarlık ediyor? İşte belediye 8 bin metrekaresinden vazgeçti üst katlarda. Yani aşağı doğru iniyorsunuz. Diğer şehirlerdeki gibi gece konuda 2 katlı binayı yıktın oraya 5 katlı 6 katlı bina yaparsan evet bu 3 katı kim aldı diyebilirsin. Ama burada 50 bin metrekare 30 bin metrekareye düşüyor. Çevre Şehircilik Bakanlığımız bize ciddi anlamda burada bir destek veriyor. Esnafımız da bunun farkında. Onun için belki bu uzlaşı, bu suhuletle beraber gidildi. Yine de biz üzülürüz. Çünkü bir binanın yahut da yapının yıkılması, yeniden yapılması bunlar zor işlerdir. Küçük bir metrekarede bile. Biz sadece burada değil. Aynı şeyi deniz sitesinde yaptık. Aynı şeyi Engindere'deki hani devamlı televizyon programlarda Türkiye'ye lanse edilen yan yatan binalar diye konuştuğumuz yerde yapıldı. Bak bunların hepsi yapılacak inşallah. Onların da projelerini yapıldı. Biz yolladık onları bakanlığa. İnşallah şöyle bir iki ay içerisinde onların da ihaleleri aşamasına gelirler diye diyorum. Öngörülen takvimde 500 günü şu an tabii başlamış oldu. Yani başlamış. O sürenin içerisinde bu bitecek. Diğer başkanım şey demiştiniz. Belki bir ihtimal dükkan katlarını yaptıktan sonra bir bölümünü erken açabiliriz gibi. Tabii yani çünkü üstte bir koruma alanı var. Bantlar var. Ondan dolayı üste doğru çıkabiliriz. Meydana hızlı geçmek istiyorum bir taraftan. Evet. Meydanda. Aslında meydanın statiğinde de, yapılışında da hiçbir sıkıntı yok. Fakat meydanda şu oldu. Meydanda bir, burada mesela biz 6-7 metre aşağı iniyoruz. Meydan 11 metre aşağı indi. Yani deniz seviyesinden orası şu anda -7'lerde gibi. Biz burada -3'lerde falan olacağız.
Şimdi ne kadar aşağı iniyorsanız basınç o kadar daha fazla oluyor. Yani 7 metre suyun altındaki basınç daha fazla oluyor. Suyun kaldırma kuvveti orada yaptığınız inşaatın ağırlığını yendi. Ve biz orada yağmur suyu şu bu yanlardan su, alttan su falan almıyoruz. Deniz suyu almıyoruz. Biz orada yeraltı sularının mevcut yapıyı hareketlendirmesi sonucunda üstte granitin altına konulan membran hareketten yırtıldı, bozuldu. Evet. Özelliğini kaybetti. O, biz daha sonra yeni pompa sistemleriyle beraber o basıncı azalttık ama bu bir çözüm değil, çözümü anlatacağım. Azalttık ama üstteki yıpranan membrana bir şey yapamadık. Şimdi kar, yağmur yağışında üstten aşağı damlama var. Mesela bir alt kata -2'ye giderseniz orası üstten daha kuru. Yağmurlu havada da. Yani yandan, sağdan, soldan gelen sudan değil. O sadece binayı hareketlendirdi. Şimdi gelelim çözüme. Biz bu yapıyla beraber... Çözüme gelmeden niye böyle bir sonuç oldu? Daha çok yakın zamanda çok da uzun sürdü buranın inşaatı. Yani burada yapım tekniğiyle ilgili bir sorun mu yaşandı? Şimdi bu endişe işte hemen sahildeki bu... Acaba... Orada da bir acaba olabiliyor bu işin uzmanlarında. Ne tabii, oldu burada başkanım? Tabii yani şu olması lazımdı bu yerde de. Kazık sistemiyle ya aşağıdaki kayalara çakacaktınız ya da yan ankrajlarla tamamıyla orayı sabitlemeniz lazım. Veya suyun kaldırma kuvveti kadar onun üzerine bina yapmanız lazım. Belki 3-4 kat daha. Şimdi biz çözümde bu açıklanmış olacak. Çözüm. Belki en alt katta 1-1.20 yani 130-120-130 santim yüksekliğinde komple alanda bir beton dökülerek sistemi otu koymuş olacağız. Veya kazık çakılacak. Üçüncü formülü şu anda yapıyoruz. Pompa sistemi çoğaltarak suyu azaltıyoruz. Orada. Kalan alan daralacaktı anladığım ama zamanında biliyorsunuz 4,5 metre yüksekliğinde yapılmıştı. Lifli sistemle ikili araç alır diye. Ama o çok lüks ve çok aksamlı bir sistem. Çok sağlıklı işlemeyen bir sistem. Onun için orada bir daralma olmuyor. Normalde otoparklar AVM'lerin altına gittiğiniz zaman 2.60-2.70'lerdedir. Bizim yeni yapacağımız yerde de 2.80 belki 3 metreler civarında olacak. Buralar 4,5 metre yapılmışta. Onun için o bir sıkıntı değil. Bakın birçok yerde biz birçok üniversiteden hocalarımızla o dönemden ben 1,5 yıldan beri hocalarla temas halindeyiz. Buraya geliyorlar, rapor veriyorlar bize aman yanlış yapmayalım diye. Fakat bu Rize'de ilk kez bu kadar detaya aşağı inilmişti. Ya bu o dönemde öngörülebilen bir şey de olmadı. Niye uzamıştı? Uzaması da şu. Yani belki ben böyle bütün çıplaklığıyla konuştuğum için bu da handikap sayılabilir ama beni de biraz da bundan dolayı vatandaş biliyor ki Rahmi Hoca'dan dinledik mi bilgiyi veriyor bize diye. Orada da önce bir kat yapılacaktı. Fakat doğru. Bir kat yapılınca, kazıklar çakılınca, kazıklar aşağıya doğru çaktığınız zaman, bir inşaat yaptığınız zaman, şu kazıkları şu şekilde çaktığınız zaman, bunlar yaptığınız alan büyükse zaman içerisinde içeriye doğru inşaat çünkü içerisini boşaltacaksınız devrilebilir. Mesela bizim şimdi meydanda çaktığımız kazıklar normalde biz orada 7 metreye ineceksek 21 metre kazık çakıyoruz. Yani 3'te 1'i havada kalacak, 3'te 2'si aşağıda kalacak. Bu sadece inşaatı yapana kadar, o temeli çıkana kadar lazım size. Ama böyle yapmak zorundasınız. Tutması lazım onu. Veya ne yapacaksınız? Yana doğru ankrajlarla sağlamlaştıracaksınız o tuttuğunuz kazıklar ki temel açtığınız zaman çökme olmasın diye. Evet. Burada ankrajlar çakılırken yanlar tamamıyla deniz kumuyla kaplı olduğu için mukavemet yani sağlam şey tutamadı onu. Ankrajlar fore kazıkları tutamaz oldu. Bu sefer plan yapılırken ikinci aşamaya geçildi. İki kat yapalım daha aşağı inelim. Daha güçlü kazıklarla daha aşağı inelim. O şekilde ancak buranın sağlamlığını yaparız yine. Bu işi uzatmış oldu. Ha, burada öyle bir deneyim yok. Biz şunu da diyoruz mesela müteahhitlerimize. Ben Yalıtaş'taki müteahhitle de buradaki müteahhitle de konuşurken biz sizin denetlemeniz biz olacağız. Denetleme firmasıymış. Yok, oradan gelecekmiş, buradan gelecekmiş mi? Ben hiçbirini takmıyorum, anlamıyorum. Meydandaki... Benim mühendislerim gelecek. TOKİ'de nedir? Yalıtaş'ı da bir inceleyecek. Meydanı da inceleyecek. Hata bulduğumuz zaman, eksik bulduğumuz zaman neye göre? Standart ve sözleşmelere göre. Hata bulduğumuz zaman biz orada durduracağız onu. Bir denetim eksikliği olduğunu söyleyebilir miyiz? Yani şimdi siz diyorsunuz ya biz denetleyeceğiz. Denetimden ziyade ne oldu burada? Teknik bakın ben bunu Yıldız'daki hocalarla da yani İstanbul'daki farklı üniversitelerden gelmişti hocalarla da konuştuğumuz zaman şunu dediler. Türkiye'de birçok yerde bu ilk yapılmalarda
toplam oradaki beton ağırlığına göre suyun kaldırma kuvveti teknik olarak unutulmuş, hesaplanmamış. Birçok başka yerlerde de bu tip işler oldu. Evet. Mesela bizim AVM yaklaşık 10-15 metre zannedersem aşağı inmiş AVM. Orada da bu olabilirdi. Eğer o kütle büyük olmasaydı. Yani kaldırma kuvveti. Bu Rize'de ilk burada kişilerin başına geldi. Mesela bazı kişilerden konuşuyoruz ama kütleyi yukarıya doğru yaptığı için mevcut ağırlık suyun o kaldırma kuvvetini yendi. Burada dikkat edersen sadece iki kat ve sadece karkas şeklinde iki kat. Hiçbir ağırlığı yok. Bu hesap edilemedi. Ne yazık ki böyle bir teknik sıkıntı sorumlu oldu. Yok mu acaba bununla ilgili mesela hesap edemeyenlerle ilgili? Hani bunu da sorayım da bu konuyu yani, çok daha fazla izlemeyin. Şöyle yani bunu çözebileceğiniz bir iş olduğu için sonuçta atıl olan bir şey yok. Çözeceksiniz onu. Mesela şu anda biz pompa sistemiyle çözmüşüz onu. Beton dökülerek bu çözülmüş olacak yani. Bunun onun için statiğinde, müteahhitliğinde ve hatta bizim belediyedeki arkadaşların olaya vakıf oluşunda bir eksiklik yok. Sadece her yerde yani bize o dışarıdan gelen hocaların da söylediği birçok yerde bu ilk yapılışlarda bu hesap yapılmayınca bunu onlar bile Marmara yaparken dikkat etmişler mesela. Yani evet. Tecrübe farklı İlklerde bir şey. İlklerde zannedersem hep böyle aksamalar olur. Rize Spor'un da ilk transferi Jean-Marie Paf olduğu için o manada iyi değerlendirmek lazım. Bu arada Muhammed Vekilimiz Sayın Muhammed Avcı yazmış. Rize durmuyor. Rize çalışıyordu. Bugün de Çamlı Hemşin'de TOKİ heyetiyle toplantıda olduk evet, ifade etti. Aydır'ın dönüşümünü netleştirdik. Rize dönüşümü de oldukça iyi gidiyor diyor ve selam gönderiyor evet. Sayın Vekilimiz. Evet, öyle bir program yapalım evet. İnşallah en yakın zamanda vekilimizle beraber. Dün ve bugün Ayder'deydi heyet. Vekilimiz de orada onlarla toplantı yapıyordu. Yok iyi gidiyor ama yani dediğimiz gibi bir de çok iş yaptığınız zaman bu tip hatalar oluyor. Yani bir zaman şimdi eski siyasilerden birine böyle bir röportaj esnasında o kadar soru soruyor ki her şeyi anlatıyor. Düzgün bir şekilde anlatıyor. Karşıdaki artık sıkılmış. Demiş ki ya başkanım siz hiç mi size göre hata yapmadınız? Ne hata yaptınız siz bir söyler misiniz? O da dedi sizin işiniz siz bulacaksınız. Şimdi güzel işler yapılıyor. Biz de çok eleştirebileceğimiz yerler yakalıyoruz. Eksikler yakalıyoruz. Ama mesela bak bugün bir şey oldu. İşte arkadaşlar pandemi dönemi bu kapanmaya geçince pazartesi günü halk ekmeklerinin iki tanesini bırakmıştık. Onlar da kapanacak herhalde diye düşünerek kapanma talimatı verdi. Ama oysa ki bakkal şunlar bunlar açıktı oralarda açık olabilirdi. Bu sefer açtırmayı unuttular onları. 5 gün kapalı diye geldi. Bugün şimdi farkına vardık. Dedi kardeşim açın onu bayramın birinci gününe kadar açın onları yarın işte pazartesi salı yine inşallah açılacaklar. Bu bak basit bir şey. Geçen yine bir teknik mesela böyle şey oluyor, hata oluyor. Son anda uyarıyorsun onu. Yahut da sen görüyorsun uyarıyorsun onu. Çünkü dinamik bir yapıyla uğraşıyorsunuz. Yani şu bardağı buradan aldınız, buraya koydunuz, yarın da burada görebilirsiniz. Ama dinamik ve hareketli bir insanla, kitlesiyle uğraşıyorsunuz. Bir yeri düzeltiyorsunuz, yarın farklı bir moda geçebiliyor. Onun için hata, şu, bu çok fazla aslında çok basit olabilir. Bir konu başkanım ama yani bir ekmek... Yani bir halk ekmeğin açılmaması bile yaptığım birçok projenin önüne geçebiliyor. Tabii, eleştiri anlamda. Ben evet. Buna... Su olayı aynı oldu evet. Mesela bir sürü orada eleştiri aldık. Ama ben meramımı anlatayım da oradaki sıkıntıyı yine tabii eleştireceksin. Başkanım, çünkü insan onu şey Muhammed de değindi. Aslında ticaretin nabzının, kalbinin olduğu noktaydı belediye blokları. Ya sizin için de aslında çok riskli bir olay. Çünkü 2023'e hazırlanıyorsunuz. Sorgulayan, değişen, sosyal medya üzerinden yürüyen ve anında birçok konunun konuşulduğu, bazen doğrunun, eğrinin çok farklı olduğu mecra oluyor. Şimdi 2023'e 500 gün dedi Muhammed ama yani proje bu, yetişememe riski var. Ya bunlar sizin Rize'de bunun tartışılmaya başlaması belki de sizin yaptığınız birçok konuda siyasi kariyerinizi hem partiniz anlamında hem sizin anlamınızda etkileyecek. Hmm. 2022'nin sonu diyorsunuz. 2023 yorucu bir takvim. Bu manada takibini belediye ekipleri olarak siz yapıyorsunuz dediniz ama bir vizyon katacak size. Bir de riski var. Eğer yetişemezse ve orada çalışan binlerce insan yeniden ticaret hacminin içine giremezlerse risk oluşturuyor. Bu konudaki düşün.
Az önce vekilimizin dediği gibi Rize değişiyor. Değişimler risksiz olmaz zaten. Eğer tarihe baktığımız zaman derler ki gemilerin en iyi korunma yerleri limanlardır. Ama gemiler limanlarda durmak için yapılmamışlardır. Okyanuslara açılmak için yapılmışlardır. Şimdi siz ülkemizde Cumhurbaşkanımız başladığı hükümetleri yani 2002'den beri bu riskler alınmasaydı Türkiye bugünkü konumuna gerek dış politikada, iç politikada gerçi farklı alanlar ekonomide gelmezdi. İllerde eğer birileri risk almasaydı hiçbir şey düzelmezdi. Tabii ki riskler olacaktır ama biz bunun sonucunun iyi olacağını düşünüyoruz. Bir de ben Rize'de hizmet ederken kendi şehrime, yaşadığım şehre her bir vatandaşın hak sahibi olduğu kadar hak sahibi olduğum bir şehirde çalışıyorum. Onun için ben 2023'ü, 2024'ü düşünerek ben çalışmıyorum. Ben Allah rızası için geliyoruz mesaimize. Ne var Rize'de? Bir şehre gittiğim zaman eğer bir ağaç, bir çiçek görüyorsam diyorum ki bunu Rize'ye de getirmem lazım. Eğer orada bir güzellik görüyorsam bunu Rize'ye de getirmem lazım. Yoksa sadece işin konforunda, makamında olursanız belki bu riskleri almayabilirsiniz. Ama ben hakikaten diyoruz yaptığımız yani bizim göletimiz belki bize yetişmeyecek ama biz niyet ettik yapmaya başlıyoruz onu. Ve ben arkadaşlar hep diyorum, çalışma arkadaşlarıma da diyorum. Benim acelem var. Benim bak 3 yılım daha kaldı. Bana büyük büyük ağaçlar götürün. Küçük getirin. Ben büyümesini bekleyemem. Tabii şey... mübarek Ramazan ayınca amel defterinizin de açık kalması için hakikaten gölet... Yani bu konuda tabii. Bize de amel defterinin açık kalması için bir şey düşüyorsa biz de üzerimize düşeni yapalım. Çünkü medya burada olayı... Su inanılmaz bir şey yani. Mesela Muhittin Jallov'a bağlı olay. Her şeyi bağlayabilir medya. O açıdan dikkat etmek lazım. Şimdi dereler. Yıllardır bunlar taşıyordu. Paşaköy, ben Hasan'la bazen takılıyorum. Diyorum ona ki Rize Lisesi'nin oraya su bastım hemen gidip haber ediyordunuz. Şimdi de git haber et. Gerçi böyle iddialı konuşuyoruz. Temmuz'a Ağustos'u bir atlatalım. Ondan sonra henüz öyle esnaf, bir yağmur yağmadı da. Esnaf iyi. Yukarıya doğru bağlıyoruz. Şimdi mesela Dalyan'ı geçen gittim oralara. Mükemmel işler yapılıyor. Dalyan'dan yukarı. Ama birit yapıyoruz oralara. Su biriksin diye. Portakallık Mahallesi'nde. Birçok derede. Bunlar... yapılacak ki problem olmasın. 2011'deki biliyorsunuz Sağlık Müdürlüğü'nün oraların batışı vesaire bunlar olmasın diye. Evet. Başkanım, deniz sitesi ve Pisa Kuleleri denilen yerler hı-hı. Yıkıldıktan sonra yeni projelerin hazırlandığını söylemiştiniz. Bitti. Yeni evet. Yapılar belli oldu mu? Nasıl olacağı? Bu konuda evet. Bize biraz çok az da olsa bilgi verebilir misiniz? Ek olarak Dalyan Camii'nin yanında hemen o elektrik dağıtım şirketinin karşısında ki kısımda evet. Bir kentsel dönüşüm söz konusu mu? Yani etaplar arasında, kentsel dönüşümdeki etaplar arasında orası da var mı? O da çok merak edilen bir konu. Şimdi biz deniz sitesinde projesini, taşlarında projelerini, mimari projelerini de yaptık. Bakanlığa yolladık. Şimdi onlar onaylar onaylamaz. Bize yollayacaklar ki biz de deniz sitesi sakinleriyle ve taşlardaki sakinlerle bunları paylaşacağız. Bakın işte böyle gerek... dış mimari çizimleriyle iç çizimine kadar her şey hazır. Ama onaylandıktan sonra biz de buradakilerle inşallah paylaşacağız onları. Yani onların da gönüllerindekini almış olacağız fikirlerini. Biz onlarla ara sıra toplanıyoruz zaten. Ondan sonra da ihale aşamasıyla beraber maliyetler çıkacak. Şu anda onların mevcut binalarının rakamları onlara bildirildi. Yani senin dairen kaç para ediyor şu andaki rakamlarla hem deniz hem de taşlardakiler. Şimdi de maliyetler çıktıktan sonra adaki fark ne olacak? Mevcut rakamıyla olması gereken rakam arasında inşallah orada da biz elimizden geldiğince pazarlık aktarımız kullanacağız. Çünkü orada deniz sitesinde özellikle arkadaki belediyenin 1500 metrekare yeri vardı, müftülüğün yeri vardı. Tüm onlarla beraber şu anda yapıyı yapıyoruz. Arkasında inşallah butik bir cami projesi var o projenin arkasında. İkincisi de bizim ağız diş sağlığıyla Dalyan arasındaki mevcut yer. Orası da Hasan Bey'im yaklaşık 20 dönümlük bir yer ve 750 tane daire var orada. Şimdi size bir şey soracağım. Yalıtaş'ta 240 dönümlük yerde 1500 daire yapıyoruz. Bak 240 dönümde 1500 daire, 20 dönümde 750 daire var. Yani orada herhalde 7-8 bin, 1500 değil 7-8 bin daire olursa orası gibi bir yer olur. Ne kadar büyük bir yoğunluğun olduğunu düşün. Normalde 20 dönümü çıkardığımız zaman bizim mesela Timya yaklaşık 50 dönüm 700 küsür daire var orada. 50 dönümde orada 20 dönümde o kadar daire var.
Yani orada ne kadar olması lazım? 300 tane daire falan olması lazım. Şimdi siz orada biz belediye olarak girip kentsel dönüşüm yapsak bu ne demektir? 750 daireyi satın alacaksın, yerine 300 tane daire yapacaksın ve bunun fiyatı ne kadar yükselir değil mi? İki katına yükselir maliyetleri, her şey. Çünkü 450 kişiye daire veremeyeceksin oradan. Para vereceksin ama daire üretemeyeceksin satmak için. Onun için ben az önceki kısımda dedim, Tophane'de, Yalta şeyde ne kadar zor olacak Yeniköy'de şeyler, kentsel dönüşümler bundan sonraki yıllarda. Orada evet ben çok düşündüm ama biz imar binlik imarlarımızla oraya özel proje alanı yaptık. Yani ada bazlı biz Tophane'de, şeyde de Yeniköy'de de imarda bu projeleri yaptık. Özel alanlar yaptık orada. Ne özel alanı? Yani artık parsel bazlı değil, ada bazlı olursa onlara %15-20 daha imar cazibesi verdik. Ki ada bazlı olsunlar. Çünkü parsel bazında kendi parselinde cazibedar, maliyetine değecek bir inşaat yapılamayacağı için en az 1000 metrekareye kadar, belki 1500-2000 metrekareye kadar yerler toplayacak ki biri orada cazip artışla beraber bir bina yapsın. Böylece oralarda biz Tophane, Yeniköy'de artık yeni 20 yıl sonraki Rize'nin oraları 12 metrelik, 10 metrelik yollara kavuşacak. Şu anda 3 metrelik, 5 metrelikten. Yani öyle bir yere. Orada da düşünüldü. Eğer bizim vaktimiz olursa, çünkü bizi şu anda bunlar çok yoruyor. Biz şu anda Rize'de, belediyemizde kentsel dönüşüm müdürlüğü kurmayı tartışıyoruz. Çünkü bu artık Rize'de bundan sonra hep gündem olacak. Ve mühendislerimiz bu konuda çok uzmanlaştı. Ben buradan ismini de vererek, yani Mustafa Arıcı da hakkını versin. Çünkü üzerine çok gidiyoruz. Yani çok yoruluyorlar çocuklar ve alttaki ekibi, arkadaşları devamlı şekilde. İşte diğer arkadaşlar da ona yardımcı oluyor ama Mustafa Bey onun için ara sıra izin alıp gidiyor musun? Mevzuattan dolayı. Evet. Evet başkanım, evet. Kentsel dönüşüm müdürlüğü dediniz ya. Belki de belediye başkan yardımcılığı da ihtisas edilebilir. Niye? Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum'la beraber TOKİ'de de bir değişim oldu bence. Tabii. Hakikaten çok ciddi yapılanmalar yapıyorlar. Yani bugün Giresun Dereli'de çok kısa zamanda o konutlar orada bitirmek üzereler. Salaha da öyle. Evet. Farklı bölgelerde öyle. Ama şöyle yakın dönemde Timya Vadisi'nde yapılan binalarla ilgili eleştiriler var şimdi. Ciddi manada dökülüyorlar. Birkaç gün önce orada yıkım sırasında ilgili yıkım firmasının dikkatsizliği bir binaya hasar verdi falan filan vesaire. Dolayısıyla oradaki binalar eleştiriliyor. Bu kentsel dönüşümü ciddi takip edecek hakikaten bir ekibe ihtiyaç var. Sadece belki de müdürlük değil, belediye başkanlığı bazında bir kişi de belki de. Tabii, bu takip ciddi yapılacak mı? Çünkü bugün yapılan yapılarla ilgili 3 sene sonra bakıyoruz. İnsanlar serzenişte bulunuyor. Yani oradaki yapılar daha yeni bitti. Niye insanlar su damlatıyor? Bir takım su tesisatlarında sorunlar var diyecek. Bunlar zaman zaman bize de geliyor. Yani sürekli vallahi bunlarla biz de karşılaşmak durumunda kalıyoruz. Mimar çizimlerinden itibaren, yağışından. Burada aslında statiklerinde ve beton halmede bir sıkıntı yok. İşçiliklerde ciddi sıkıntılar vardı. Çatıda da başkanım şimdi çatısız bırakılmış. Yani müteahhitte işte sorun var o zaman. Çatılarında çok ciddi takip edilmesi lazım bunlar yapım aşamasında. Evet. Yapım aşamasında takip edemiyorsanız bir sıkıntı oluyor. Çünkü normal özel inşaatlarda bile vatandaş kooperatifi girdiği zaman biliyorsunuz hep şikayet ederler. İşte orası ıslak zeminleri, şusu, busu, çatısı, dış cephesi falan. Bunlar daha komplike işler. 750 tane daire yapacaksınız, 500 tane daire yapacaksınız. Çok ciddi denetlenmesi lazım. Biz sıkı bir şekilde denetlemeye gayret edeceğiz onları ama yine sıkıntı olabilir. Çünkü sonuçta inşaat yapıyorsunuz, işte işçiler her gün orada bir mesai var, günü birlik takip etmeniz lazım diye. İnşallah biz bunları daha sıkı tabii takip ciddi büyük bir koordinasyon. Ben mesela şimdi başkanım, var mı kentsel dönüşüm bilgilendireceğiz bir şey yani, yoksa başka bir konu? Yani mesela sadece meydan yok yani kentsel dönüşüm işte Hasan Fehmi sordu, diğer tarafta var. Yalıtaş'ta çok önemli şu anda ilk etapta. 475 tane orada bina yapıyoruz. Biz şu anda bile yine müdahale ettik. Bak 2-3 gündür bile müdahale ettik binaların şekillerine. Çünkü çok birbirine yakın olmasın, toprağa bitişik olmasınlar, ayrık olsunlar diye. Zemin çünkü eğimli olduğu için. Hala müdahale ediyoruz onlara. Postane... Antika sokakta bir şey var, kültür sokak. Postane arkası. Postane evet. Arkası, kültür sokak. Şimdi postane sokak. Arkasında güzel bir proje yapıyoruz. 3 dönümlük bir yer. 3 dönümlük yerinde Hasan Fehmi, biz bunu 3 dönümün 1 dönümünü kendi belediye eliyle, rızayla aldık. Hemen hemen 1 dönüme yakını Çevre Şehircilik Bakanlığı'na kamulaştırmaları yaptık, aldık. Geri kalan 1 dönümlük bir yeri de hemen orada yakında bir yer, bir inşaat, belediye olarak biz bir inşaat başlattık. Daire takasıyla alarak inşallah bitireceğiz orayı.
Bitirdikten sonra da hızlı bir şekilde orada inşa yapacağız. Şimdi bakın, Rize ile diğer şehirler arasındaki meseleyi. Biz 3 dönümden bahsediyoruz. Biz 500 metrekareden, 300 metrekareden bahsediyoruz. Alanlar çok küçük. Ben diğer belediye başkanlarıyla konuştuğum zaman, proje dedikleri zaman hektar üzerine konuşuyorlar. Dekar üzerine konuşuyorlar. Biz metrekare üzerine konuşuyoruz. Yani 3 dönümlük yeri biz 8-9 liraya kamulaştıracaksın. Yani yapımından ziyade şey, ben terminal yeri arıyorum. Deniz tarafında dolgu olmaz diyorsunuz. Evet, ben de karşıyım böyle lüzumsuz şeylere. Ama yer aradığın zaman bir terminalde en az 10-15 dönüm yer bulmam lazım. Ve para çok yüksek. Yer bulamıyorsun, tek parsel bulamıyorsun. Çok hisseli. Yani Rize'de bu tip sıkıntılar var. Dümdüz bir ova değil ki. Ben işte şeyler, otogalericiler, ben de istiyorum. Hemen bir yer yapayım onlara. Ovanın şurasında onu yapalım, burasında terminal yapalım diye. Ama Rize öyle bir yer değil. Çok zor buluyoruz. Cami önünden, yani Doğuş İlkokulu'ndan oradan üniversiteye doğru o caddeyi, Atatürk Caddesi'nin devamını genişletmek istiyorum. Kısmen başladık oralara, kenarlara. Ama çok gitmiyor. Sorunlu bir alan tabii ki. Gitmiyor, hissedarlığı. İnşaat yapmadan senden kamulaştırma parası istiyor. Onu veremiyorsun. Şu anda biz Taşyol Camii'nin o arayı, Şeytan Sokağı diyorum, o Mizicler Sokağı'nın orayı mesela bir iki bina yıkıldı, diğerlerini de alacağız. Bir bina kaldı ortada, onunla düşünüyoruz. Yani küçücük bir yer ya, 2-3 tane bina. Ama yapamıyorsunuz onları. Bir şey yapmaya kalkınca dikenlik bile ev arazisi oluyor. Yani bu zorlukları var anlaşılan ama biz ya Allah razı olsun böyle problemi vatandaşlarımızla Rize'ye konuşuyoruz. Kültür Sokağı çok güzel bir yer olacak inşallah. Yani Rize'nin farklı bir ambiyansı olacak. Hemen meydandan turistler oraya çıkabilecek. Çay, Rize'nin yöresel ihtiyaçlarını karşılayacak. Üstlerinde belki çok kaliteli STK'larla beraber canlı bir alan olmuş olacak orası. Evet. Bu son blok yıkılamadı başkanım. Bu kentsel dönüşüme ilave. Yani gecikti daha doğrusu. Yarın yıkacaksın doktor. Orada bir şey mi yaşandı? Hiçbir şey yaşanmadı orada. Hiçbir şey yok. Hani vatandaşlar en son bugün bile birilerinin şeylerini çıkarıyorduk da hiçbir şey yok. Orada en büyük problem maliyeydi. Maliye sağ olsun hemen 1,5 ayda biz zihinlerin orayı düzenledik, oraya geçti. Orada biz yapmadık çünkü şantiyeler de altta duruyordu ve bizim işimiz engellemedi bugüne kadar. Bir de sağdaki demirleri, temeldeki demirleri temizlemek için bir dedik oralar bir temizlensin rahat rahat. Çünkü bir kimseye de engel değil. O binada duruyor. Şimdi ancak temizlendi demirler. Yani iş bankasının olduğu yerlerde, temellerde ciddi 4-5 tane eder çalışıyordu sürekli. Oraları bir temizleyelim. Çünkü fore kaza bir engel teşkil etmiyordu bu bina. Şimdi ancak bitti. Rahat bir şekilde oradaki konteynerleri alacağız açığa ve orası da yıkılacak. Belediyenin aradaki sokakta kapandı mı artık? Orası kapalı mı olacak sürekli? Şu anda yok. Şu anda kapattık onu şeyden dolayı biliyorsunuz. Yıkım için mi? Yıkımdan dolayı değil. Biz oraya şimdi kanal açtık. Kanal yapılıyor orada hızlı şekilde. Ulusoy'un önünden geçen, bizim Ziraat'tan gelen dere biliyorsunuz Ulusoy'un önünden. Evet. Şey gibi, o dereyi alıyoruz oradan. Bizim o ara caddeye onun imalatını yapıyoruz. Yarısı da bitti şu anda. O köşeye kadar gelecek. O dereyi alacağız işte mavi köşenin o aradan düşünün alacağız geleceğiz buraya saplayacağız ki arası artık temel açılacak Ulusoy'un olarak. Başkanım zannedersem 19 Mayıs'a kadar da uzatıldı kapanma, tam kapanma. Evet. Bilgi az önce geldi ama tam teyit etmedim daha. 2 gün şey. Evet, yok Mayıs'ta şey aslında sizin açınızdan yani tabii şehrin hafriyat taşıma açısından inanılmaz sizin için kolaylık oldu dediğiniz gibi. Yani bazı şehirlerde hayır var işte tabii, o da tabii, onlardan tabii. Biri. Fakat trafik yani kentsel dönüşüm trafik hep iç içe gidiyor. İnanılmaz gece de çalışıyorlar. Hakikaten tebrik ediyoruz o insanları ve zaman zaman tabii toz çıkıyor ama. Şimdi orada yolda bir yığılma oluyor başkanım. Bayramla beraber çay üreticiler müstahsından gelmesiyle beraber acil orada bir yola ihtiyaç var. Sizin de belediyenin olduğu caddede. Bu noktada belki basit ama şehri de kilitleyen bir nokta. Var mı bir geçiş yolu yapılacak mı hemen oradaki yıkım gerçekleştikten sonra? Mahallenin oradaki yıkım mı? Evet, mahalle son bina yıkıldıktan sonra. Yıkıldığı zaman zaten arka yolu açacağız. Şu anda bir iki günlüğüne biz o dereyi geçirmek için kapamışız orayı. Ora bizim inşaat sahamızda olmayacak. Onu tamamıyla biraz daha da genişleyecek inşallah. Orada sıkıntı olmayacak. Ama arkadaşlar mesela İPA projesini kaldı. Mesela İPA projesi az önce dedim gibi 30 milyon euroluk bir proje. Rize'nin trafiğini en fazla felç edeceklerden biri de o. Ama benim de kaderimde yine dediğim gibi altyapıyla ilgili işler yatıyormuş. Biz şu anda şeyleri konuşmuyoruz. 20-30 tane mahallede biz ciddi anlamda altyapı çalışması yapıyoruz. Duvar yapıyoruz, yol yapıyoruz. Şimdi Kavaklı'dan ta kaleye kadar aşağı 2700 metrelik yeri yeniden yapıyoruz duvarlarıyla. Birçok yerde şey var. İPA projesi de Menderes'ten tamamıyla geçecek. 6 metre derinliğinde yer açacaksınız ve bu belki 1-2 sene sürecek. Evet, yani onun için
Asıl hani az önce diyordun ya risk. Risk yapmak istediğimiz işlerde değil. Devamlı altyapıyla ilgili milleti rahatsız ederek suyunu keseceğiz, işte yolunu keseceğiz, o olacak, bu olacak, bu olacak. Ama ben bunlardan şu anlamda mutluyum. Ben halk nazarında eleştirirsem de hak nazarında herhalde iyi olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü bunların yapılması lazım. Yani biz bu sıkıntıyı bir yerde çekmemiz lazımdı. Şimdi çekiyoruz. Ama bu yarın da kısmen olacak. Tümünü de ben bitiremeyeceğim. Ya Hasan Fehmi, var mı sorun? Son bir soru sorayım. Gene sosyal alanla alakalı bir soru olsun. Mesela çok güzel plajımız var Ali Paşa'da. Aynı plajın bir benzeri acaba Enginlere Mahallesi tarafında düşünülebilir mi? Bunu şu yüzden soruyorum. Hemen baktığımız zaman o sanayi sitesinin alt tarafında kumsal olarak denize girilmeye müsait alan var. Ve vatandaşlarımız bazen oradan kaçak olarak demeyelim de uygun olmadığı şekilde orada denize giriyorlar. Acaba belediyenin orada bir plaj çalışması olabilir mi ilerleyen günlerde? Tamam, şeyde olacak bir tane. Hani bizim yat limanının olduğu yerde o spor toto ile ilgili bir rekreasyon çalışması yapıyoruz orada. Orada bir güzel kumsal oluşmuştu zaten, doğal kumsal. Orayı koruyarak bir plaj olacak orada. Rize'nin bu çeperinde aslında bütün her taraf, yani Enginlere'den Fener'e kadar her taraf plaj da deniz kirliliğinden dolayı buralarda yüzemiyoruz. Biz işte dereleri bu ileri biyolojik aritmayla beraber sıhhatli hale getirdiğimiz zaman belki de Rize'nin bütün çeperinde yüzmek için ideal yerler olacak. Sizin dediğiniz yerde şöyle bir sıkıntı var. Bizim tam park bahçenin ön tarafı orası. Orada Askoros Deresi'nin akışının hemen doğu ve batı akslarında yaklaşık 50 metre derinliğinde kuyular var. Hemen ön tarafta. Biz şimdi orada mesela bir tahkimat çalışması yapacağız. İslampaşa'daki o bizim çiçek bahçelerinin olduğu bütün alanda bir tahkimat çalışmamız var. Sadece orayı korumak için hem biyolojik arıtma orada olacak hem belki başka bir şeyler yaparız diye orada. Orada çok kişi bilmiyor onları. Ve hem deniz kirliliği de çok sağlıklı değil deriyle. Biz şimdi orada biliyorsunuz güzel bir çalışma yapıyoruz. Denizi desiyle beraber içeriye doğru alıyoruz. Başladı o çalışma. Deniz Askoros Deresi'nden stadyumun yanında arkasından ta oraya kadar denizi içeriye doğru alacağız. Yanları peyzaj çalışması yapılacak. Kayıkları içeriye kadar girecek. Ama dediğin yerde sağlı ve sollu 50 metre derinliğinde kuyular var ve vakum etkisiyle çekiyor. Aslında oralarda yüzmek tehlikeli. Başkanım, Askoros Deresi'ni kastediyorsunuz. Stadın olduğu yeri kastediyorsunuz. Evet, evet, evet. Hazır o konuya da girmişken hem Hasan Rize Spor'da hem siz de hakikaten Rize Spor'a hizmet verdiniz. Ben de taraftarın bir isteğini, talebini söyleyeyim. Deseyi'nin orada bir çalışması vardı hemen stadın yanında. Yani Rize çayıyla meşhur bir yer ama orada taraftarın yağmurlu günlerde gidip çay oturup içeceği, orası restore edilmiş bir bölgesi yok. Deseyi'nin bir projesi var. Yani bizim başlattığımız bir proje. Yani hayır, orada bizim taraftarlar şöyle daha önce çizmiş olduğu bir proje vardı orada. İşte taraftarların oturup konuşlanabileceği maç öncesi işte çardak şeklinde çay ocağının, işte lavaboların olduğu, işte burada ihtiyaçları karşılığı yok, orada yoktur başkanım da. Daha önce çizilmiş bir projede. Önceki yok. Biz yeni dönemde onu, çizdirdiğimiz projede. O var mı başkanım? Yok. Yani stadın yan tarafı tamamıyla oradan başlıyor. İlk köprünün altına kadar deniz gelecek. Yan taraflar tamamıyla gezme düzergahlar olacak. Öyle lavabosu, şusu busu yapılan bir sosyal şöyle, kapalı alan diye bir şey yapılmayacak. Şöyle, stada gelen taraftarın kullanabileceği kapalı alanlar. Bu nereden çıkmıştı? Hasan Bey de zorlandığı için İstanınca geri dönmek zorunda kaldı. Ya yok, yani bizim bu projede böyle bir şey yok. Dalgalanma yahut da büktüğün insanları oraya sığdıracaksınız. Çünkü sizin yapacağınız oradaki sosyal tesisler en fazla 20 kişi, 30 kişi alır. 5-6 tane yaparsın, 200-300 kişi alır. Stad deyince 3-4 bin kişinin geldiği bir yer o şey değil. Ama orada boş alanlarda kapalı yerler yapılır vesaire, onu bilemem. Yani mevcut o stadın boş alanlarında. Bizim orası asıl... Kayıklarla insan, eskiden 1950'lerde oralar lüfer yatağıymış zaten. Denizden kayıklarla içeriye kadar gelebilecekler. Birinci köprüden, siz orada aynen, yeşil alan yani. Evet. Birinci köprüden arkaya doğru ikinci köprü arasında da bir rafting parkuru düşünülüyor mesela. Ve bunu biz DSİ'ye özellikle epey zamandır ısrar ediyorduk. Ancak projeyi yapabildik, ihalesi bitti. Şu anda imalat yapılıyor orada. Orada... Kenarda kalacak statla dere arasında kalacak yer de tamamıyla bir rekreasyon alanı. Çiçekli, ağaçlı, oturacakları, belki orada balık tutabilecekleri bir alan olacak. Kapalı mekanlar için bizim düşündüğümüz bir alan yok. Proje böyle yani. Başkanım, bu soru İtalya'dan geliyor.
Şu anda benim oğlum da aralarında olduğu Kano milli takım İtalya'da. Yarın şampiyonaya katılacaklar, yarışacaklar. Onlara buradan başarılar diliyoruz. Kano ile ilgili bir şey var. Bir kano parkuru yapılması gündemdeydi. Evet. Başkanımıza bunu sorarsan, oğlumun sorusu, iletmiş olayım size. Aslında herhalde sona geldik. Çok hızlı hızlı bazı böyle sorularım var. Birincisi, bu kano parkuru ile ilgili bir gelişme var mı? Mesela gelen sorular arasında arabalı sinema çok beğenilmiş. Hı-hı. Pandemiden sonra evde çok kaldık. Tekrar bu etkinliği başkanımız yapar mı? Yaparız. Diyorlar. Meydanda otobüsler park ediyordu daha önceki dönemde. Şehirde kalma süresi açısından vesaire falan. Sonraki pandemiden sonra turizm hareketliliği başlarsa bu otobüsler nereye çekecek? Yani böyle bir alan var mı? Var. Yani birkaç hızlıca sorun vardı. Ben şöyle söyleyeyim. Kano ile ilgili bu rafting alanının içerisinde de böyle bir parkur düşünülüyor. Belki onunla entegre edilen bir proje. Onunla ilgili spor müdürlüğümüzde de çalışacağımız bir proje. Şeyle ilgili ikinci sorunuzda otobüs turları, bunu sürekli diyorlar da bizim şu şeyimiz var. Hatta oraları mesela Demir Apartmanı'nın orasını biz geldikten sonra yolu bile genişlettik, kestik orayı çünkü dönemiyorlardı oradan. Evet. Gelip postanenin orada yolcusunu indirecek, hepsine biz sahilde ücretsiz alan tahsis etmişiz. Gidecek sahile çekecek. Şehir içerisinde durmayacak. Yani biz gittiğimiz şehirlerde de öyledir. Turistleri oraya indirirsiniz, dersiniz ki bir saat sonra buradan alacağım sizi. İndirirsiniz yolcularınızı, gidersiniz bir yere park edersiniz. Sonra geleceğiniz zaman yine orada. Yani küçük postanenin olduğu yerde yine onlar için çekip yolcuyu indirebilecekleri ve binebilecekleri alan olacak. Arabalı sinemaydı herhalde. Arabalı sinemayla ben daha önceden de bir düşündük arkadaşlarla. Ayarlıyorlardı onu. Herhalde yakın zamanda yine öyle bir şey yapacaklar. Son olarak şunu sorayım başkanım. Güney çevre yolu, dağ dibi yolu. Hakikaten çok trafik arttı. Ben de kullandığım zaman kullandığım bir yol. Yakın zamanda TRT'deki arkadaşımız geçmiş olsun diyeyim. O da orada bir kazaya maruz kaldı. Hakikaten orada çok riskli bir durumlar var. Yani o yolun güvenliğini ben mesela Ercan Bey'le zaman zaman konuşuyoruz. Aynı yerde ikamet ediyoruz. Yani işte belediyenin uhdesinde falan tabii biz de ilgileniyoruz falan diye bir çözüm getireceğiz vesaire. Ama velakin ya aşırı bir hızlı giden araçlar var. Evet, radar uygulaması var. Radara geçen gidiyor. Yani sabit radar mı olur? Ne bileyim başka bir hız kesici bir takım şeyler mi olur? Sinyalizasyon mu olur? Radarı da konuştuk. Yani yaklaşık biz geldikten sonra 5 tane yeni sinyalizasyon koyduk oraya. Belki farkındasınız. 5 tane yere yeni sinyalizasyon koyduk. Tevfik İleri Okulu'na geçerken. Daha aşağıda hani bir kaza olmuştu bir vatandaşımızı. Vakıfların önünde vardı. Vakıfların önünde vardı zaten. Vakıfları demiyorum. Evet. O daha aşağıda bir yerde. Sağlık ileride sağlık ocağının orada var. Yani 5 noktaya yeni sinyalizasyon koyduk. Biz orada 8 tane üst geçit projesi vardı. Ya dedi ki en azından okulların önüne birer tane koyalım. Vakıfların ve ileride Şevket Yardımcı'nın oraya koyalım. Ama vatandaştan hatta imza aldık. İstemiyoruz imzalarını aldık. Millet eylem yaptı. İstemiyoruz diye burada. Niye? Evet. İşte herkesin evinin ikinci katı, üçüncü katı. Ya okulda, okulun alanında mesela koyduk. Bir tane ancak şeye, sahile yine şeyde yeni bir tane koyduktuk. Oraya koyduramadık. Bu sefer hız kesiciler ve sinyalizasyon işaretleriyle hallettik onu. Şimdi orası EDS normalde... EDS tarzı bir şey olabilir mi acaba? EDS'yi de düşündük ama aslında şu anda orası halen karayolların uhdesinde olduğu için onlar orayı bir güney çevre yolu gibi gördükleri için de EDS o uygulamalarına çok şeyde bakmıyorlar, sıcak bakmıyorlar. Ama biz onlar sıcak bakmıyor diye değil. Bir proje yaptırdık, o uzadı. Yani yapılamaz bir noktaya geldi. Aslında orada her tabelada var. Düşün, 30 metre, 50 metre, 50 kilometre hız diye var ama kimse onu şey yapmıyor. Şu anda ışıklandırması, işte o ortadaki refüjleri ve yaya kaldı, yani yaya geçişlerini biraz daha iyileştirme ile ilgili önlemler aldık. Ama en önemli önlemlerimiz şeyler, sinyalizasyon çalışması önemli noktalarda. Bir de oradaki bence sıkıntı şu. Vatandaşımız her yerden bir yer açmış oraya. 10 metrede bir yaya kaldı. Bu kadar olmaz. Maalesef. Yani böyle bir yolda... Vatandaşımız açmış derken... Yani ısrar üzerine açmış. Ben bugün kapatmaya çalışsam başka bir sıkıntı çıkacak. Yani duble yoldan adam demiri kesiyor. Oradan karşıya geçmeye çalışıyor. Yani orada şimdi o alışıda gelmiş yerler var ya, yani geçiş yeri. Orayı kapatsan diyor sana ki niye burayı kapatıyorsun? Orayı kapat, burayı kapat. Yani... sıkıntı. Ama bence çoğu yerde ilk zamanda da fazla açılmış. Çünkü orası aslında bizim gözümüzde orası bir mahalle arası yola döndü. Ve transit çok kalabalık bir yerleşim gibi aynı zamanda. Başka bir sıkıntısı adam arabasını sağa sola çekiyor. Bazen emniyete diyoruz ki bunları uyarın. İşte adam çünkü çok acayip bir konutlaşma oldu orada. Evet. Otopark sıkıntısı oldu. Yani bizim de en büyük sıkıntılı yerlerimizden bir tanesi.
EDS veyahut da biz şey dedik bir ara, şeyler yapalım. Yani böyle 50 metre düzergahında yaya kaldırımlarının ön ve arkalarında 20 metrelik yerlerde bizim taş dolgu yapalım. Taştan yol yapalım. Taşa girince ister istemez bir yavaşlayacaktır yaya kaldırımlarının olduğu yerlerde. Yani bir 50 metre böyle yapalım. Karayollarıyla öyle bir mücadelemiz oldu. Yine öyle bir şeyle ancak çözeceğiz onu. İnşallah yani, hakikaten çünkü evet. Orada gerçekten riskli bir durum var. Evet, evet. Konuya ilgilenmez hakikaten. Teşekkürler. İstiyoruz. Son bir soruyla bitirelim başkanım. Çok konu var. Bu arada hemen izleyicilerimize aktarayım. Sorular geliyor ama bu akşam programımızda daha genel konular üzerinde konuşmayı tabii planlamıştık. Tabii biz çoğu yatırımımızı İnşallah başka programda daha çok lokal konuları da ele alacağız. Şehrin planlaması, şehrin geleceğine ilişkin konuştuk program içerisinde. Havalimanı inşaatı bitmek üzere ve yeni bir hastane inşaatı yapılacak. Belediye bu anlamda hem havalimanının şehirli koordinasyonu hem de hastanenin koordinasyon açısından neler planlıyor başkanım? Evet. Tabii bunlar mesela havaalanı bitti 2021'in sonuna doğru açılacak. Hastane yine oraya ciddi bir yoğunluk getirecek. Ama tabii şehrin bunlar bayağı çeperinin dışında olduğu için bizi trafik anlamında yorması değil de cazibedarlık anlamında havaalanının özellikle insanların gelişini artıracağı için bu tabii ki ilin trafiğine ciddi bir sıkıntı verecektir. Biz tabii bunlar yapıldıktan sonra yol trafiğini kurabilmek için, entegre edebilmek için trafik işleriyle kendi arkadaşlarımızla konuştuğumuz çalışmalarımız var. Ama hastanenin yapılmasıyla beraber tabii ki hem güney çevre sahil yoluyla hem bizim iç yollarla entegrasyonu o proje kapsamında yapılacaktır. Karayolları eliyle ve bizim elimizde yapılacaktır. Bizi düşündüren şu, bir hastanenin yapılması yakın coğrafyadaki insanların buraya gelmesini çoğaltacaktır. Şeyin yapılması, havaalanının yapılması da aynı şekilde yine trafiğin yoğunlaşmasını artıracaktır. Bunlara ait çözüm. Bunlar çözümden ziyade o problemlerle, yani nüfus arttıkça problemlerle yüz yüze geleceğiz başka, gibi. Trafikten bir şey. Öte bir de tabii büyük bir sirkülasyon olacak. O insanların evet. Şehirli adaptasyonu, evet. Şehirde onların zaman geçirmesine ilişkin planlamalar da... İşte bunlar bizim nedir? İnsanların yeşil alanların çoğaltılması, park alanların çoğaltılması, nitelikli lokantaların çoğaltılması, şehrin silüetini işte cephe iyileştirmelerini konuşamadık var projelerimizde. Bunların yapılması, sosyal donat alanlarının açılmasıyla beraber o insanları daha fazla yerde ikame ettirebileceğiz. Ama şunun şeyi yok, entegrasyonu yok. Yani şimdi pandemiyle beraber bütün İstanbul şu kapanmayla bitince Bodrum'u gösteriyorlardı işte resimlerle insanlar evet. Hücum halinde geliyorlar. Bunun entegrasyonu yok yani. Problemle yüzleşmek var. Yani evet. Başka bir şey yok. Burada bir yoğunluk var mı başkanım? Burada da ciddi bir yoğunluk var değil mi? Bodrum bari. Yani şu anda hissettiğimiz çok ciddi bir yoğunluk yok ama bayramdan sonra olacağı kesin. Çünkü çay hemen hemen Mayıs'ın 20'sine doğru başlayacağı için bayramdan sonra ciddi bir yoğunluk olacağını düşünüyoruz. Var mı arkadaşlar sorunuz son bölümde bitireceğiz şimdi. Tabii başkanıma teşekkür ediyoruz. Hakikaten samimi şekilde cevaplandırdı. Dediği gibi çöp tesisi vesaire birçok konuya giremedik. Enerjiye giremedik. Çok kısa aslında. Ama inşallah enerjinizi kaybetmezsiniz yani başkanım. Bana ulusal medyadan gelenlere bunu söylediler. Dediler ki bunu çok canlı yayın yapmamız lazım falan filan. İnşallah zaten açılışını öyle yapacağız. Şimdi hızlı bir şekilde mesela burada dağ başından at meydanına bizim büyük su deposuna gelip oradan şehire giden şebekemiz vardı. Bu şebekenin hem biz borusunu değiştirdik. Yine 3 kilometreye yakın bir boru değiştirildi. Şimdi türbinleri gelmişti. 2 gün önce oradaydım yine. İnşallah bayramdan sonra takılır. Ay sonuna doğru da artık elektrik ulusal sisteme verilmeye başlanır. Bizim için artısı nedir? 0.8 megawattlık bir elektrik üretimi olacak. Bu da belediyenin kasasına ayda 250 ile 300 bin lira bir gelir getirmiş olacak. Bu bir. Asıl daha güzeli işte şey, bir hem inovasyon içerisinde olan çay çöpünden mangal kömürü üretme meselesi. Orası tam bir akıllı fabrika hüviyetinde kuruluyor. Bizi biraz tabii şeyi yordu, oradaki harfiyat yordu. Yoksa bizim hedefimiz Nisanlara kadar bunu bitirmekti. Şu anda bir 2-3 ay sarktık oradan. Ama hızlı bir şekilde devam ediyor. Çünkü makineler bizim oradaki pirolis makinelerin hepsi yapılmış Ankara'da bekliyorlar. Bayramın sonunda işte belki 20'si bu ayın sonuna doğru bizim o makineleri koyacağımız fabrikanın imalatı bitmiş olacak.
arka taraftaki depolar yine yapılmaya devam edecek. Nedir bu? Çaykur'la biz 10 yıllığına 5 artı 5 yıl yılda 10 bin ton çay çöpünü alacağız. Takriben 3500-4000 ton arasında bir mangal kömürü. Ve Türkiye'de şu anda var olan mangal kömürleri içerisinde kalorisi en yüksek olan mangal kömürü olacak bu. Ciddi bir katma değer verecek bize. Onun maliyetiyle satış arasındaki marj gayet güzel olacak. Hatta geçen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı ile bir aradaydık. Böyle söyleyince dedi ki ben başkanım hepsine talibim kömürün. Orası hep mangalı çok evet. kullandıkları için. Ve sadece bununla bitmiyor. Liflerin de yağı var. Biz oradan aynı zamanda yağı yakarak %16 bir yağ var. Yağı yakarak o gaza, gazda enerjiye dönüştürerek 0.6 ile 0.8 arasında megawatt bir elektrik üretimi olacak. Bununla da bitmeyecek. Yaklaşık fabrikanın üzeri 5.5 dönüm bir alan ihtiva ettiği için oraya da güneş panelleri koyacağız. Oradan da bir gelir elde edeceğiz. İnşallah şöyle bir biter de hep beraber orayı, bu konuştuklarımızı somut bir şekilde orada da görmüş olacağız ki bu mangal, evet benim İl Bank'taki yönetim kurulundaki arkadaşlarımız da diyor şunu bir yap da mangal kömürlerinden almaya başlayacağız. Evet. Sayın Cumhurbaşkanımız da bize bu konuda destek verdi. Çevre Şehircilik Bakanımız da destek verdi. Sağ olsun onların destekleri bizi orada bu işi getirmemizde yol yaptı. Çünkü hemen hemen 20-25 milyonluk bir projeydi bu. Ama çok kısa sürede inşallah kendini finanse edebilecek, belediyemize uzun yıllar para getirecek bir yer olacak. Çeşitlilik açısından önemli bir proje. Çeşitlilik. Tabii bu bir de şu, yani ben mesela işime buralarda sağlamcıyım. Yani böyle macereye girip de ya mangal, bazılar hatta zannediyor ki o çöpü sıkıştırmayla bu yapılıyor. Sıkıştırmayla falan yapılmıyor. Tamamıyla 400-450 santigrat derecede ısı da tamamıyla moleküller değişiyor ve karbon haline dönüşüyor bu çay tozu. Karbondan sonra çok nitelikli yine bitkisel eklemelerle beraber presleniyor ve mangal kömürünü öyle dönüşüyor. Onun için kalorisi sıkılaştırıldığı için ciddi bir kalori yükseltisi var. Şimdi sadece şey değil, yani çay çöpünde değil. Mesela başka şehirlerde aynı sistemi pamuk saplarından, mısır saplarından yaptılar ve ben onlarla görüşüyorum nasıl verim diye. Aynı sistem, aynı teknikte yapılmışlar. Onun için imalat aşaması tabii 3-5 ay denemesi, şu su, bu su, hızımızı yavaş alacağız. Ama inşallah güzel bir proje olacak. Böyle verim içinde verim bir proje olacak. Bunun oranını şöyle diyebilirim size. Rize Belediyesi'nin şu anda toplam mülklerinden 400 küsür kiracısından aldığı paranın yani 7 milyon civarında bir rakam. 7 milyon bizim burası hemen hemen 3-3,5 milyonunu getirecek yılda. Yıldaki 7 milyonun yarısını sadece şu getirecek. Orası ondan da fazla yılda getirisi olacağını düşünüyoruz. Yani yapılacak, kıyaslama yapmanız için demek istedim. Yapılacak olan o gölde de bir regülatör söz konusu olacak mı? Ha tabii, yani o önümüzdeki, onun biz hem gövdesinde bir tribün, 40 metre yüksekliğindeki gövdede de bir tribün yapabileceğiz. Oradan aşağıya doğru yaklaşık 2 kilometre, 3 kilometrelik yerde de cazibeli su borusuyla da yine bir tribün düşünüyoruz. Ama bunlar önümüzdeki işte 1-2 yıllık projeksiyonda. Evet. Sayın Başkanım, birçok proje tabii yürüyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın örneğin Rize Spor'a zaten çok yakından biliyoruz. Rize'deki birçok projeyle yakından ilgilendiğini biliyoruz. Böyle size ansızın aradığı oluyor mu? Evet. Projeyi sorduğunda gece geç saatte, başka bir saatte. Evet. Ne sıklıkla bu projeleri kendisi bütün o iş yoğunluğun içerisinde takip edebiliyor? Yani tabii bazı çok özel, mesela bizim bile zorlanacağımız cevap vermede, yani bu kadar bak rahat cevaplar veriyoruz ama öyle bir yerden soruyorlar ki yani biz de o anda hazırlıksız yakalanıyoruz. Böyle 2-3 kez özel sorular da beraber Rize ile ilgili, birebir ilgili sorular sordu. Telefon açtı böyle farklı zamanlarda. Ama en güzeli bu ziyarette oldu. Çünkü ben çok da ısrar etmiştim belediyemizi ziyaret etmesi konusunda. Cumhurbaşkanlığından sonraki ilk ziyaretti zannedersem. Orada epey bir saat, bir buçuk saat kadar görüşmemiz oldu. Yine asansörde en son inerken de dedi, yani şöyle baharda geleceğim. Bu anlattıklarını bakacağız. Çünkü Cumhurbaşkanımız slogan halinde laf yok, icraat var diyor. Evet. Lafın içerisinde L, A, F harfleri, lakin, ama, fakat yok.
tamamıyla icraat var anlamında laf yok. Onun için inşallah bu yaptığımız projeleri baharda belki pandemiden hemen sonra Rize ziyaretleri olursa işte biz de bunları sunabileceğizdir ona. Çünkü çok sıkı, birebir ve ayrıntısıyla takip ediyor projeleri. Evet, cumartesi akşamı Kadir Gecesi, sonrasında bu evet. Ramazan Bayramı özel bir dönemdeyiz. Sayın Başkanım, son sözlerinizi almak isteriz. Ben de bu saatlere kadar bizi izleyen hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Değerli gazeteci arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hepimiz Rize için bir şeyler yapmak için varız burada. Bir sürü eksiklerimiz oluyordur, gönül kırıklıklarımız oluyordur. Stresimizin doruk noktalara çıktığı anlar oluyordur. Onun için zor, meşakkatli bir görev insan ilişkisi açısından, hizmetlerin yoğunluğu açısından. Bu anlamda eksiklerimiz muhakkak oluyordur. Ama işte bu Ramazan'ın hürmetine, Rizeli olmamızı ve birbirimizi anlama hürmetine, yarın mübarek Kadir Gecesi hürmetine biz hem herkesten dua bekliyoruz. Kadir Gecelerinin hayırlara vesile olmasını, Ramazan bayramımızın hayırlara vesile olmamızı, hem bütün dünya 7-8 milyarlık bir dünya nüfusuna hayırlar getirmesini, Müslüman coğrafyalara hayırlar getirmesini niyaz ediyoruz. Ve bu ekranlarla herkese hayırlı sahurlar diliyorum. Sayın seyirciler, bu akşam Rize Belediye Başkanı Sayın Rahim Metin'i konuk ettik. Değerli arkadaşlarımız, meslektaşlarımız Muhammed Kaçar, Muhittin Sandıkçı ve Hasan Fehmi Demir renk kattılar programa. Şehrimizin geleceği açısından zaten her zaman çalışıyor değerli arkadaşlarımız. Her zaman katkı sağlayıcı işler yapıyorlar. Bu akşam da bu programa katkı sağladılar. Çok teşekkür ediyoruz sizlere. Sayın Başkanım, 3 saat zaman ayırdınız bize. Şehrimizin geleceğine ilişkin çok umut var, çok heyecan hissettiğimiz açıklamalarınız oldu. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Ben de teşekkür zaman ayırdığınız için. Sayın seyirciler, programımızı burada noktalıyoruz. Başka bir yayında buluşmak umuduyla hoşçakalınız.